İnsanın göz bebeğindedir demiş Selahattin. Nasıl bakarsan öyle görürsün. Öyleyse yum gözünü gecenin kederine yasına, vur tekmeni neşenin eğlencenin tasına. Dökülsün ortaya geceyi yaşatan rengarenk tipler. Duyulsun dört bir yandan şarkılar, müzikler. Gece hayatı demek içki, müzik ve neşe. Gece hayatı demek baştan başa eğlence. Mesut Sezi. Aferin yavrum. Can Sevdi orada mı? Aferin benim güzel kızlarım. Hadi gözünüz aydın, bu gece de çalışıyorsunuz. He. Papatya restoran. Hani şu Ayazmaya inerken. Yaş olsun. Kaç topa gittin oraya kız? Ha işte orada iki hoşör delikanlı sizi bekliyor. Nasıl mı tanıyacaksın? Biri Akbaş öbürü Karabaş. He. 50 bin lira alacaksınız. Paramı çabuk gönderin. Hadi bakayım, hayırlı işler, babanız ikinizi de dişler. Kravatın ucu tabağa giriyor. Ah dalmışım, olsun daha tabaklar boş. Doğru lan, hatunlar gelse de sıcakları söylesek ha. Ben sarışınlığını isteyeceğim. Valla ben balık isteyeceğim. Aa, sen hanımlardan söz ediyordun galiba. Yok, tabak deyince benim aklıma yemek geldi. Yapma ya, Allah Allah. Ben tabak deyince benim aklıma hep lokomotif gelir tabii de. Benim yemek geldim, Zeyhan Bak'la yapmıştı. Olmadı Celal'cim. Güzel olmuştu. Evladım yemek değil, biz de konuştuk seninle. Bu akşam evlerden, karılardan söz etmek yok. Farz etti bu akşam bekarız ya. Ama çok güzel yapar baklayı. Oğlan da şimdi annesiyle matematik çalışır. Ya Allah aşkına bırak şu oğlanı ya. Allah aşkına bırak şu oğlanı ya. Benim bırakmam bir şey değil. Öğretmenini bırakacak zaten. Bana çekmiş matematikten hiç anlamıyor. Biz çok anlıyoruz değil mi? Bir türlü lan öyle bir modern matematik bile çıkardılar, mahvolduk be. O da başka bir dil anacığım. Akşamları benim kıza yardım etmeye çalışıyorum. Baktım işin içinden çıkamayacağım, karnım ağrıdı deyip tuvalete bir giriyorum, 45 dakika yokum abi. Gündüz dairede 40 kişiye dert anlat. Evet. Gece de gel çocukların kümelerinden 005'lerinden uğraşamam. Tamam evladım ya. Tamam yavrucuğum, bu akşam ne yapıyoruz ya? Bu akşam felekten bir gece çalınıyor arkadaş. Çalınıyor ha. Yan ödemelerden tırtıklamalar yapıldı. Evet. Allah, paralar çalındı. Eyvah. Hah, bulundu. Hayır. Hayır yani paralardan yana şanslı değiliz de karılardan yana çok şanslıyız. Yani vallahi ikimizin karısı da çok anlayışlı. Şimdi kendileri var, Allah'ları yok. Kendileri yok burada, Allah'ları vardı. Bizimkiler iyidir. Toplantı var derim. Arkadaşlarla iş yemeği var derim. Üzenyen şeytan kulağına kursun, ağzını açıp tek kelime söylemez. Medihaz öyledir. Aynı. Benimki de öyle. Ama biz de onları fazla istismar etmiyoruz ki Bezeler'cim ya. Ne yapıyoruz be oğlum ya? İşte. Yani 40 yıldır bir ya. Ben bütünüm ya. Ben bütünüm ya. Neler var halbuki değil mi? Tabii. Haftada en az iki de var, dışarıda sabahlayan var be. Al bizim Feridun işte. Ha yaşa. Elif 15 yıllık evli, haftada 6 gece dışarıda be. Satın alma servisinde çalışıyor ya, şirketi soydu sobana çevirdi eşi olay şey. Aman neme lazım öyle konuşma, günah boynuna. Kim? Günah boynuna, karılar koynuna. Sen ne diyorsun oğlum, önüne geleni atıyor vallahi. Böyle gidiyor. Ne öyle, ağaç kakan gibi herif.
Aslında insanda şans olacak, şans. Sen ben yapmaya kalkalım, tak o saat araklanırız abicim hemen. Yok abicim, böyle yalanlı dolanlı işler bize gelmez anacığım. Abi ya. Bakma öyle 40 yılın başında felekten bir gece çalabilmek için karılarımıza küçük bir yalan söyledik ama. Bu da o kadar önemli değildir değil mi? Şöyle biliyorum. Ha? Değildir değil mi? Vallahi değil ya. Tamam değil de. Niye? Değil de çünkü ben biraz huzursuzluk. Evladım huzursuz olmana bir gerek yok ya. Baksana bizi getirdikleri yere. Aile maile gelir mi buraya? Gelme. Görmez kimse, merak etme. Yok ben görürler diye değil de yani vicdanen huzursuzum. Hadi buyurun başlayalım. Sabah. Bize yanında bakla yapmış. Çok güzel yapar abi baklayı. Biliyoruz. Yedik yedik yapar. Tek kenarlarını alır. Asla kılçık gelmez ağzına. Şeker koymaz. Bol soğanla verir tadını. Tak 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 tak. Bol beyaz soğanla. Dereotunu da öyle yıkayıp sikip pıtı pıtı da üzerine yeşil siyah atmaz öyle. Dereotu yıkanır, kurutulur. Onun makası var. Şık 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 keser. Böyle resim gibi olur o bakla. Rakıları şimdiden söyleseydik keşke. Yanına da bol sarımsaklı yoğurt mu sana? Çak 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 macun gibi böyle. Rakının yanına mı lan? Öküzü benim yanıma. Nasıl senin yanına? Ya sokuldu yanıma, yemeden mi gideceksin kocacığım dedi. Lan müzeyyen. Başlarım lan senin baklandan da yoğurdundan da dedim. Bravo. Toplantı var lan dedim. Aslanım benim be. Bir bağırdı böyle. Helal olsun be. Aman biz erkekler ne kötüyüz be. Olsun evladım tamam da üstüme doğru üfleme, birazdan hanımlar gelince üflersin ya. Allah senin canını almasın inşallah. Senin de bu ani belden aşağı esprilerin yok mu? Öldürürsün insanı. Nereden de bulurdun bu açık lafları? Yalnız Celal ya şey yani yanlış bu işler ama yapıyoruz ya vallahi yani. Medyanın kulağına bir giderse kadıncağızın bir yerine iner vallahi ya. Hoppala yer değiştirdik. Hayır. Sen geldin oraya oturdun, ben geldim buraya oturdum oğlum. Ben ayağa bile kalkmadım. Niye yer değiştirdin? Yok öyle değil yani. Demin ben hüzünlenmiştim. He. Sen böyle bir mahzunlaştın. Evet. Bak içine sinmiyorsa kalk gidelim. Yok canım ne münasebet, ne güzel oturuyoruz ya. Ha, yapalım değil mi? Tabii ya. Güzel değil mi bu? Tabii ya. Ölümlü dünya. Tabii ya. Bakalım bir daha gelecek miyiz şu dünyaya? Kim bilir gelecek miyiz abi? Gelsek de kim bilir ne olarak gelecek. Tabii ya. Ama aynı şeyi bize karılarımız yapsa keseriz ha. Tabii ya. Hayır katiyen kesemeyiz. Bak anlaşalım, ben kadın madın kesemem ha. Ben tavuk bile kesemem ya. Sen merhametlisin. Ben vururum karıyı, olur biter. Yanlışlıkla tatil oldum heyecanla. Ay 40 yılın başında melekten bir gece çalmışız. Alo kızlarla muhabbet yapacağız. Konuştuğumuz şeylere bak abi ya. Allah. Abi sen asıl şuraya bak. Zurnik sözünde durdu. İkisi de fıstık fıstık. Yaşasın, canavarları bulmuş göndermiş valla. Ay merhaba. 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 Merhaba efendim. Merhaba. Merhaba. Ben Gamze, tanıştırayım arkadaşım bir su. Merhaba. Merhaba. Ben Celal, tanıştırayım arkadaşım Erol. Merhaba. Merhaba. Ben Erol, tanıştırayım arkadaşım Celal. Ay nasıl şey edelim? Efendim? Nasıl şey edelim dedim. Öyle mi ya? Valla isterseniz şöyle oturun yapalım burada işte. Ben sizi şöyle alayım hanımefendi. Buyursunlar efendim. O çantanızı alayım, sizi rahatsız etmesin. Problemli bir çanta. Geçin ara. Yapma ama ben her zaman böyle yapıyorsun ha. İyi be. Demin ben şurada oturuyordum, şurada oturuyordum. Ne dedim ben sana demin? Orada oturacak ne dedim bana? Sarısını ben seçeceğim demedim mi sana? Niye ki? Hatta sen balık balık dedin. Ben balık dedim. Sen balık söylesen, ben et söylesem, yemekler gelince ben senin balığını mı yiyeceğim? Oğlum sen manyak mısın sen? Yemek seçmek başka, karı seçmek başka. Geç şu tarafa. İkisi de protein ama rayiha farkı var. Fena işlemez. Geç şu tarafa. Ne yapacağım ben bunu şimdi? Ne yapacağım ben bunu? Celal saçmalama, otur. Zaten evdeki karı esmer. Öyle olduktan sonra oturur bakla mı yerdin abi? Efendim affedersiniz, ben sizi birden şey edemedim. Ay hemen mi? Anlayamadım. Ay gırgırı desene kız. İyi yeri dükkanı açtık. Valla bunu da anlayamadım. Genyo numarası yapıyor beyefendi zannedersen. İnanır mısınız, bunu hiç anlayamadım. Aile gibi yani. Anlatayım. Anlayamadım ya, onu anlatayım. Şimdi ben esasında sizin adınızı anlayamadım. Sonra söylenenleri hiç anlayamadım.
bilmem anlayamadığımı anlatabildim mi? Benim adım Birsu. Tamam mı acaba? Tamam Birsu Hanımcığım, tabii tamam. Değil mi Celalciğim? Tabii biricim sucuğum hanımcığım. Benim sucuğum gibi oldunuz. Anacığım bu beyler acayip şamata. Aslına bakarsanız baba sizlere çok methetti. Kaliteli heriflerdir dedi. Sağ olsunlar efendim. Kendileri de iyi pezevenktirler. Fakat prensip olarak da aynı ücreti peşin takdim ediyoruz. Siz mi bize vereceksiniz? Alın. Gerzek oynuyor kız mahsuptan. Hayır takdim ediyoruz dediniz de efendim. E tabii hanım. Para peşin. Can mı fiş fiş. Yalnız otel ücretleri size ait, sonra şeylik olmasın. Teessüf ederiz Gülsü Hanım, ne olabilir ki? Can sen. Siz beni mi tercih yaptınız? Evet. Çok mersi hanım. Demek siz de bana vereceksiniz. Abi benim gibi tuhaf konuşuyor ya. Vallahi erkek gibi karı. Hayır bu yaştan sonra bir de kendi paramızla gürültüye gitmeyelim abi. Oğlum saçmalama, ver şu parayı ya. Ayıp denen bir şey var. Allah Allah. Efendim 5-10 bin. Hepsi yepis yeni. Atatürk'ler aynı tarafta. Aman sağlam bir yerinize koyun. Para bu zamanda kolay kazanılmıyor. Bize yeni ayakkabı istedi de. Aa niye öyle vuruyorsun abi ya? Ay bunun parası kıymetli galiba. Ne yapalım hanımefendi, biz sizin gibi yattığımız yerden para kazanmıyoruz. Nasıl yani? Amirdi memurdu, bütün gün ayaktayız, dindik. Anacığım o kadar kolaysa siz de bizim gibi yapın. Düşünebiliyor musun abi ofiste bizi? Masalarda, yerlerde. Garson bey. Buyurun efendim. Gel canım, gel sandalye gel. Var, oraya ikimiz bir otursak lan kız arkaya. Aa merhaba. Garson bey ne alırdınız? Ne arz ederseniz efendim. Evet ne arz ederseniz efendim. Rokü herhalde. Tabii siz efendim. Canım Aykert. Evet. Biz nasıl yapalım abi? Efes, efes. Affedersiniz ben sigaranızı yakamadım. Efendim bir rakı herhalde. Evet efendim. Bir cunuvaka. Evet efendim. Bize de efes, efes. Bir ama efendim. Yok beyefendininki otel, benimki harabe. Yanında yiyecek bir şey? Çerez alalım. Efendim? Çerez. Çerez. Çerez de olur. Olur efendim. Teşekkür ederim. Ben size bunu takdim edeyim. Ay anam. Kes işini sevsinler senin. Ah. Burnuma bastırdı. Cansev Hanım çok güzelsiniz. Aman bacaklara bak. Ne yapıyorsun sana? Allah. 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 Bir dakika hemen öyle saldırma. Yanlış anlayabilirler. Nasıl yanlış anlayabilirler? Yani asılıyorsun falan sanırlar abi. Celal sen hafif manyak mısın? Evladım paralarını verdik, 10 dakika sonra götüreceğiz, daha asılması mı kaldı lan? Hayır şimdi o tamam da bunlar ne de olsa kadın biliyor musun? Öyle mi? Yani kibar olmak lazım. Evet. Hayır şimdi biz burada platonik takılıyorduk. Sen birden saldırınca ben beceriksizmişim gibi oluyor. Evet. Ben diyorum ki ben bir mevzu açayım, yavaş yavaş tırmandıralım. Tabii. Sonunda nasıl olsa. Tabii acelemiz yok, 2,5 ayda falan hallederiz bu işi. Bu da sürmez. Oğlum manyaklık etme, çabuk davran hadi. Tamam tamam. Efendim ne tarafta oturuyorsunuz? Nerede yer bulursak hanım. Valla çok güzel tırmandırıyorsun. Bence aynı yerden tırmandırmaya devam et. Yok şimdi ben yani öyle otobüs gibi, tiyatro gibi demedim yer bakımından. Ev olaraktan kastetmiştim. Evde müşteri kabul etmiyorum. Ters oluyor. Evin mi altı üstüne geliyor? Haneye tecavüz. Ne garip bakışlarınız var sizin? Gözümde lens var. Aa ben çıkartıvereyim. Ay manyak mısınız herhalde? Ne çıkarıyor? Lensinden rahatsız zannettim, ben çıkartıvereyim diyorum. Ben usulü biliyorum çünkü. Bolca tükürtüyorsun böyle. Tek alıyorsun buna, sinarit bulu gibi arısı yakınıyor. Kız bana bak, seninkisi çok hızlı be. Çok hızlıdır, otobüs motobüs kaçırmaz. Cansev Hanım kötü bir huyunuz var ya, suratınıza bakınca anladığım kadarıyla. Espri yapılınca anlamıyorsunuz galiba. Anlamaz hanım, anlamaz. Kartlaşmış, özür dilerim. Ay evet. Estağfurullah, ne münasebet. Cinsi münasebet. Ay, ama kadının kucağına düştün, ne yapıyorsun ya? Abi öyle bir itti ki ben beklemiyordum bu kadar. Maşallah bilekli karı. Peki niye 10 dakika kadar güldü o? Ne bileyim, fıkra anlattım zannetti. Aa herhalde. Fıkralardan çok hoşlanır kendisi. Kız anlatsana hani Karadeniz'i lazım biri, ben Allah'a inanmıyorum demiş de arkadaşı da Allah'ın da çok umurundaydı demiş. Onu anlat. Ay o nasıl da unuttu.
unuttum. Ah, nasıl unuttun? Anlattı ya, aynısını anlat ya. Hatırlamıyorum. O zaman ikiniz de dikkat edin. Şimdi bir bilmece soruyorum. Evet. Bilmece aynen şöyle. Fransa ihtilali neye karşı yapılmıştır? Neye karşı? Sabaha karşı. Anlamıyorsunuz maalesef. Espri yapıldı mı tın tın. Suratınız böyle aynen. Efendim maalesef. Rakısıları geldiler. Neler geldi? Rakısıları susuları geldiler. Efendim ne demek rakısıları susuları? Hanımlara kibarlık belirtisi olarak öyle denir abi. Peki bu ne? Bizim biramızlar. E bu niye birasılarımız değil? Maskülini femineni var abi. Ha, anlıyorum o bakımdan. Tabii. Teşekkür ederiz garson. Hadi anam çin çin yapalım. Hadi. Çin çin. Şöyle hop. Çok güldü. Hadi adam Şerefe. Siz de benim şuna mı vurunuz bardağınızı? Japon japon. Anam hadi boş ver bunları. Ay ben bir telefon edeyim. Alas mı aldı? Alas mı aldı? E hadi Cansel görüşürüz anam. Bana bak telefon et bana tamam mı? Aramıyorsun çok alınıyor. Ay tamam be o. Hadi bye bye. Kapıya doğru uzaklaşıyor. Sen de aynı şeyi duydun. Allah'a ısmarladık bay bay. Bu ne olabilir? İnsan giderken söylüyor oğlum bunu. Öyle mi? Yine de yanlış anlamayalım. Celal, soralım. Celal üstelik seninki gidiyor galiba. Efendim affedersiniz. Telefonuna giderken hanımefendi böyle hep vedalaşıyor mu? Anam boş ver anam. Hadi içmemize bakalım. Hadi hoppa yalla. Hadi hoppa yalla. Aman abi benim 50.000 hadi hoppa yalla. Seninki gitti gitti o paralar gitti. Ben bir gideyim bakayım mı kızım başına kötü bir şey gelmesin. Anacığım başına daha kötü ne gelebilir ki? Düşmüş işte benim gibi. Ay estağfurullah yenge öyle demek istemedim. Yengesi be hasta mısın? Değil kız. Sen bana aitsin ya o bakımdan yenge diyor. Bana bak sen abiden bir şey söyleyeyim mi? Bir su naşladı anam naşladı. İkinize ben idare edeceğim bu gece tamam mı? Hadi bakalım. Ya ama aşk olsun yani hiç yakıştıramadım bir su gibi bir hanımefendiye bu davranışı. Ne kadar yazıklar olursa o kadar olsun. Aldığı paranın yarısını sonradan bana toslayacak. Bir su şimdi başka işe gitti anacığım. Yalnız sen öyle tuvalete gitmek, telefon etmek numarasıyla kaçmak yok ama değil mi? Büyümek yok. Üçümüz eğleneceğiz bu gece. İkinize aynen de yeter ama evelallah. Dünyanın haline bak. İnsanoğlu ne haline geldi be. Ne durumlara düştü be. Hiç kimseye güven kalmadı. Hiçbir şeyin eski tadı tuzu kalmadı be. Patatesler bile bozuldu. Nerede o canım adapazarı patatesi böyle kelle patates kelle. Sarı haşlarsın da çatalı döndürür püre yapamazsın. Şimdi tencereye koyuyorsun bembeyaz ve öyle fıstık dağılıyor. Siyah çizgi oluyor kenarında. Ay oğlum ne konuşuyor seninki mır 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 mır. Zerzavat üzerine konferans veriyorum. Aman. Öyle deme abi bak şaka yapıyorsun ama yani. Ben ciddi söylüyorum şimdi bak benim seçmediğim gidiyor benimki gitmiş oluyor. E ne fark eder? Adalet burada takılıyor anlatabiliyor muyum? Oğlum sen benim 40 yıllık arkadaşımsın bir şey fark etmez. O başka etme. Bu başka. Lütfen olmaz. Estağfurullah. Aa verirsin bana 25 bin lira sabaha kadar beraber idare ederiz ya. E o zaman benimki 75'e geliyor. Paranın çoğu kadının azı. İneklik ben de otur evinde bakla niye zam paralım sana mı kaldı adam? Ay bir dakika bir dakika. Bu şarkının acayip anısı var. Düştüm bu hale bilemedim. Göz yaşlarımı silemedim. Melek vurdu yerden yere. Kaderin kısmetine edeyim be. Mutlu olmak benim de hakkım değil mi? Gece komadoyum. Unutmaya çalışsanız Cansev Hanım. Hangi birini unutayım anam? Hangi birini? Cansev Hanım açık konuşalım. Hayatınıza şimdiye kadar hiç erkek girdi mi? Erkekten be. Erkeklikte bir şeyim ulan. Erkek de kimmiş be? Efendim anlaşılan erkeklerden yana pek şanslı değilmişsiniz. Aha hayatıma ilk erkek 16 yaşındayken girdi. Aa canım gencecikmiş delikanlı be. Genel saçmalama 16 yaşında olan hanımmış. Abi beni bizim taraf ilgilendiriyor bana. Ne bu taraftan? Acayip seviyorduk birbirimizi. Fakat üvey babam evlenmemize engel oldu. Kendi öz babam ben 7 yaşındayken ölmüştü. Annem ne yapsın üvey babamla evlenmişti. Fakat adam sapıktı bana göz koydu. Bir gece ansızın annem evde yokken beni kötü emellerine alet edindi. Ah ah 9 ay 10 gün sonra bir çocuğum olmuştu. Beyefendi düşünebiliyor musunuz ama? Üvey babadan öz evlat. Allah şuradan bir şey kalktı böyle şuramı boğazıma tıkandı abi. Bir su iç bir su iç. Aman bırak hatırlatma şu kadın abi ya. Cansev'i dinliyoruz işte. Sonra anam. Tam o sırada annemi kamyon çiğnemişti. Sizin de muhabbetinize doyulmuyor ama. Anacığım paramparça olmuştu. Deli gibi sürüyorlar efendim bu kamyonları. Deli gibi sürüyorlar yani. Anacığımı kanlar içinde hastaneye ben götürdüm. Sebap. Bibi babam sarhoş da gelemedi. İçelim efendim. İçelim anam. Ay zıkkım içesi Celal be. Aa.
Ne oldu ya? Size der miyim canım? Sarhoş üvey babaları diyorum öyle. Ha. Sabahlara kadar anacığımın başucunda ben bekledim. Komaya girmişti haliyle. Bir ara açıp üvey babama telefon etti. Komadayken? Komadayken. Gözlerini açtı, telefonu açtı. Ben gidiyorum, bu kızın namusu sana emanet dedi. Sonra telefonu kapadı, gözlerini kapadı. Gene komaya girdi. Allah Allah. Dayanıklı kadın abi. Bir komadan giriyor, öbür komadan çıkıyor. Ya maşallah komando. Çok dirençli kadındı, sağ olsun beyefendi. Nasıl sağ olsun efendim? Anneniz ölmedi mi? Ölmez mi beyefendi, ölmez mi? Hiç acile kadar gider de ölmeden geri gelir mi? Haklısınız, bu zamanda oralardan sağa çıkmak sıkar biraz. Bir ara yine komadan çıktı. Ben ölüyorum. Üvey babana dikkat et kızım. Ondan sonra her türlü kötülük gelebilir. Komşu Melahat'ın kızına da asılmıştı o herif. Dedi. Dedi. Ah be anacığım. O melek kızı anacığım. Kollarımda can verdi. Ben gidiyorum abi ya. Nereye? Helada biraz ağlayacağım. Ya saçmalama Celal, gel şuraya otur yanımda ağla. Yabancı mıyım ya ben? Dur yapma. Zaten zor tutuyorum kendimi. Şu midene günlerce bir şey girmedi. Yavruma verecek sütüm de çıkmıyordu. Bir deri bir kemiğe dönmüştüm. Açlık ve parasızlık canıma yetmişti. Karlı bir kış günü yavrumu sarık sarmalayıp sokağa fırladım. Üste yok, başta yok, para yok, pul yok, bak futbolu da yok. Beyefendi çocuk işte özendi zar. Sokakta giderken dondurma istedi de yavruma bir külah dondurma bile alamadım. Vay yavrum vay yavrum. Yapma dur, sakin ol. İyi ki alamadınız hanımefendi. Karta kışta da dondurma yemesin çocuk. Manjin manjin olur değil mi efendim? O yüzden almadım zaten beyefendi. Allah'ım sen yardım et. Allah'ım sen yetiş diye haykırıyordu. Birden önümde bir araba durdu. İçinde Nubar Terziyan vardı. Kim vardı? Ecnebi terzisi geldi. Yani canım yaşlıca nur yüzlü temiz pak bir bey vardı. Ay yavru. Vallahi beyefendi Hızır gibi imdadıma yetişti. Beni alıp köşküne götürdü. İyi vallahi. İyi değil beyefendi, iyi değil. İyi. Güya yardım edecekti alçak. Aa. Aman o da mı? Hızırlar da bozuldu abi. Bak ben sana diyorum da sen Sinan'a gitsin diyorsun bana. Bir daha de ben. Yıllarca beni esir gibi yaşattı. Yavrumu da esir gibi yetiştirdi. Zavallı evladıma her gün dövüyordu. Her gün dövüyordu. Ah baba sevgisi görmedi evladım. Bir baba ne demektir bilir misiniz siz? Biz iki babayız. Abi yapma böyle. Sen bana hep metin ol, metin ol dersin. Niye dağıttın kendini böyle? Ya sinirlerim sen. Ya yavruma ders çalıştırıyordu. Anlamayınca da pataküte pataküte dönüyordu. Onun kendi aklı ermiyordur matematiği. Zıncının çocuktan çıkarıyor. Elleri kırılasıca. Karnı bağırıyor diyeyim. Tuvalete girse olmuyor mu eşşol eşek? Bunlar yapar mı abi? Bunlar üvey baba. Gene bir gün evladımı döverken evladım yerlerde düşüp çırpınmaya başladı. Gözümün önünde evladım ölüyordu. O alçak da masada oturmuş, rakı içiyor, bakla yiyor. Olacak şey. Kurban olayım Allah'ım. Gene mi büyük bir günah işledik ya Rabbim? Niye hep üzücü şeyler çıkıyor karşımıza yani? Başka meze mi yok ya Rabbim? Plakiyle içsin adam ya. Niye benim baklamda içiyor? Ben zaten takmışım baklayı. Aklım kalmış baklada. Bir de çocuk yaptır bari. Enginar da olsun. İyi be. Celal ya gel Allah aşkına buraya. Abi dur Allah aşkına at verme ya. Oğlum yanına buraya bak. Gene şu an dur. Dur bir dakika kendime geleyim. Kendini mahvetme tamam dur. Ay ne iyi oldu bizi buraya getirdin. Ama ne eğlendik ne eğlendik. Lan cenazeye gitsek daha iyiydi be. Hiç değilse insan bir eşini dostunu görüyor. Bir dedikodu oluyor, bir espri oluyor. Gülüyorsun biliyorsun abi. İki tane başörtü, iki gözlük görüyorsun. Bu ne abi? Allah'ım sen bana yardım et. Allah'ım sen yetiş diye haykırıyordum. Fakat canım evladım bir kuş gibi avucumun içinden uçup gitti. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Gitti. Anladın eşek değiliz çocuk öldü tamam ya. Elime geçirdiğim vazoyu adamın zavasına indiriverdim. Oh. O dakika ölüverdi. Oh. 8 yıl verdiler. Oh. Ah. 6 yıl sağmacılarda, 6 yıl tornacılarda yattım. 12 oldu abi, 12 yaptı. Şanssız kadın abi, 4 senede fazladan yatmış zavallı. Herkesin indiriyor lan, bunu çıkarttılar. Evet. Dışarı çıkınca yine kimsesiz. Yine aç bir ilaç sokaklarda dolaşmaya başladım. Sonunda kendimi intihar etmeye karar vererek zemin kat penceresinden aşağı atıverdim kendime. Aa zeminden.
Kurtarıp hastaneye kaldırdılar. Bel kemiğim kırılmıştı. Haliyle midemi yıkadılar. Bu arada bir de iç kanama geçirmişim. Çamaşırlarım berbat oldu. Oh. Hemen omalı suya bastırdım. Eskisinden beyaz oldu. Abi burada ağlama kadın. Çamaşır yıkadı. Burada bir şey yok. Ay Allah'ım, ben neler çektim neler çektim. Benim hayatım bir fotoroman. E orospuluk kolay mı ana? Bilmez miyim ana? Ben yardım edeceğim abi. Edelim abi. Zavallı kadın çok çekmiş. Allah kim geliştirmesin abi. Ver sen de. Al bu paraların hepsini ver. Tamam. Al güzel yürü. Al ablacığım, bütün paramızı sana veriyoruz. Sen bizim dünya ahiret bacımızsın ablacığım. Yani bir şey yapamadık ama dost kazandık. Sen be. Kadın değilsin sen. Biz tamam. Seni öyle görmüyoruz. Tamam. Sen jandark gibi kadınsın be. Ne kadın be. Apartmanı. Aman kurban olayım, bir şey de atma abi, daha yeni toparladım, ter çöpü tertemiz ettim ortalığı. Getirsene jileti, tıraş olacağız. Tamam, sana bir şey getiriyordum, bir bardım kafamı dağıttım. Cilat neydi? Ulan bana bak. 3 senedir hapishane burnunda tutuyor zaten, oyarım Allah canımı altına. Sen de kurban olayım, o Lütfiye ablanın siparişleri vardı, onları bildiğin ondan biraz geciktin abi. Lütfiye dediğin hani şu bir esrardan araklanan karı değil mi? İşte meşhur kele Lütfiye bu. Evet. Hem ekiyor hem içiyor hem satıyor. Nasıl yırttı ulan 6 ayda? Boyuna avçılıyor bu memlekette bunları abi. Bu bana niye hiç toslamıyor? Sen ne kadar yattıydın? Birinci cinayetten 8 sene, ikincisinden 6 sene 4,5 ay. İyi bir şey vermemişler, sen birkaç tane daha götürürsün. Ulan daha ne verecekler? 15 sene yattık işte. Öyle mi? Üçüncüden ne verirler kısmetse? Vaziyete göre değişir. Tabii vaziyete göre değişir. Kaza var. Kazada başka, nahiyede başka, ocakta bucakta, köy yerinde başka. Apartman boşluğunda daha başka. Tabii. Kaza geliyorum demek. Eceli kaza vardır, eceli musamma vardır. Bir de eceli gelen kapıcılar vardır. Tahammüden var. Tahammül etmek zordur. Nefsi müdafaa var. Nefis müdafaa yaparsın sen. Kapıcı delmek var. Oy seninki de zor zanaat biliyor musun abi? En iyisi ben gideyim delinmeden. Bana bak. Bir daha o esracı karıya takılır da beni burada bekletirsen yerim ulan seni. Lime lime doğrar, şişe dizer, öyle yerim. Bir kapıcı bir domates. Bir kapıcı bir domates. Araya da defne yaprağı. Hey! Ne bağırıyorsun ulan dayı mısın sen be? Kimi yiyorsun be? Gel lan buraya. Allah sen. Geliyorsun zannettim. İşimi dayı görmedik ulan biz öyle zeybeklik yapıyorsun ha. Sen beni tanımıyorsun galiba, böyle bir kafa kurum. Bir tane çağırım böyle bir yapıştırırım senin yerlere. Etlerini lami lami doğrarım böyle. Sindirlerini ayıklarım güzelce. Geriye bir bok kalmaz. Herif sırf sinir Allah'ın cezası. Baksana et tutmamış ki. Kalan etlerini toplarım. Böyle bıçak kıyması yaparım. Takkata 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 takkata. Parla ateşte bir öldürürüm onları, hayvanlara dokunmasın diye. Alüminyum kaplarına servis, köpek maması olarak. Aa, sen ne zaman geldin? Duydun mu bunları? Oraya gel. Gel buraya Yogi. Gel çayda çıranı yakacağım. Çayda çıra yok, radyasyon var. Onu da yıkıyorsun geçiyor. Tamam radyonu açacağım. Çekmeceye yeni gelen de öyle diyor. Bu ne abi? Cenaze para. Ben gidiyor muyum? Servisi bitir, karşı kebapçıdan bir şiş al, gel. Evde domates var mı? Defne yaprağı. Mis gibi kokarım artık. Ben de gideyim mangalı yakayım. Hemen bozacı olacakmış, dayı olmuş Allah'ın cezası. Tahtı illa beni yiyecek. Herif beyaz yamyam. Ulan ben esasında seni yürüyeyim mi? Şu katil lafından biraz çekiniyorum işte. Herkes de bu apartmanda ve şans sabah bende. Katili burada, hırsızı burada, kaçakçısı, esrarcısı burada. Geldi. Necmi, yavaş ol bu kroya çaktırma. Havalar da ne güzelleşti değil mi? Havaların güzelleştiğini kroya çaktırmayalım.
Ah, nereden geliyor bu sesler diyorum ben de. Siz mi konuşuyordunuz? Konuşun konuşun, ben yabancı mıyım? Aa, deli mi ne? Ne konuşalım istiyorsun? Ne bileyim, havalar nasıl gidiyor, sular nasıl gidiyor? Esrar kaçtan gidiyor? Enfas falı 1500. Sus be. Ne biçim kokucu be. Bana bak, ben Esrar işini bırakalı aylar oluyor. İyi, şimdi eroyla mı başladınız? Şimdi tuhafiyecilik yapıyoruz, tamam mı? Aşk olsun abla be. Niye? Ne tuhaf bir iş böyle bu be? Niye? Kaç para kazanırsın ki sen bu tuhafiyecilikten? Gül gibi mesleğin var senin, o kadar ömrünü gününü vermişsin, işin profesörü olmuşsun. Ne yapıyoruz sana? Aşk olsun abla be. Niye? Ne tuhaf bir iş böyle bu be. Niye? Kaç para kazanırsın ki sen bu tuhaf diyetçilikten? Gül gibi mesleğin var senin, o kadar ömrünü gününü vermişsin, işin profesörü olmuşsun. He? Büyük iki tane esrar şişirirsen köşeyi dönmez misin? Amma konuşuyor ya. Esrarın iyisini mi çektirir? Gel işine abi. Belleyeceksin. Bak beni dinle. Ben esrar işi yapıyorsam da yapmıyorsam da bu seni hiç ırgalamaz. İster içerim, ister satarım, ister elinde içerim. Sana ne kuru? Hiç kuruya bak. Heh, bana. Benim nerelerde adamlarım var biliyor musun sen? Zirvelerde mi? Vallahi canını okuturum seni. Biz okuyamadık, sen bizi okut. Sen kim oluyorsun be? Ne bileyim ben, Kamil, burada çalışıyorum. Tabii kim oluyorsun lan? Memleketi sen mi kurtaracaksın ha? Biz kalacağız. Hadi yürü. Aman çekerim karı. Aman şirret karı. Senin her tarafın esen olsa ne olur lan? Üç bakıya kırarım senin bir tek kağıtı da, bir nefeste boğarım Allah canım adına. Ha şeref karı seni. Kalorifer böceği ırız bu. Bunu ne yapayım, fıstıklarım seni böyle fıstık. Ya? Deliğine gidemedin, orada kalırsın da. Yarın elektrik parasını yatırmazsan artık geceleri zor yazarsın. Niye yavrum? Niye diyor, elektriği keserler de ondan. Ay ayrıca yazıyorsun da ne oluyor? Bir anda memleketi kurtaracaksın sanır. Ne diyorsun evladım sen akşam vakti ya? Anca jeton düştü. Ne diyeceğim? Doğru dürüst bir iş bulamadın gitti. Böyle takkada takkada yazmakla ne değişiyor acaba? Yakında çok şey değişecek. Merak etme de bekle evladım. Çok değişecek. Bunca yıldır tıkıldık kaldık şu aşağılık apartmana. Hırlısı burada, hırsızı burada, katili burada, kaçakçısı burada. Ne kazanacaksın da nerede yaşatacaksın beni? Buyur bakalım. Kimdir bu akşam vakti apartmanda ya? Apartmanda mal mı ararsın? Kim bilir kim? Buyurun canım. Siz buyurdunuz. Efendim? Efendim hoş geldiniz. Ooo, annenle birlikte geldiniz. Anne? Yanlış oldu kardeşim, siz bize geldiniz canım. Öyle mi geldiniz? Evet. Beş numaradaki sapık sarhoş bu. Öyle mi? Hadi sen gofret al da çocukların peşine düş. Hadi bakayım. Manyak be. Ne biçim misafir ya? Beni içeri çıkardılar, kendileri dışarı girdiler. Ben de mutfağa gidip bir banyo yapayım. Tanımadın mı bu manyağı? Hayır canım. Ayol bütün mahalle tanıyor. İlkokul çocuklarına musallat oluyormuş okul önlerinde. Bizimkileri de görecek diye ödüm patlıyor. Kurtulamadık gitti şu aşağılık apartmandan. İçinde bulunduğun kötü durumdan kurtulmak için böyle senin yaptığın gibi ağlayıp sızlamak etmez. Ya ne yapmak lazım canımın içi? Harekete geçmek lazım, güçlenmek lazım canım. Ay senin böyle takkada takkada yazdıklarına mı güçleneceğiz? Söylesene bana, kaç para veriyorlar şu yazdıklarına? Bütün ölçün para değil mi? Hmm. Kafanı kullan da düşün biraz, düşün. Düşünüyorum canım, düşünüyorum. Bu devirde her şey para. Bak müteahhitin karısına iki lafı bir araya getiremiyor ama bir giydiğini bir daha giymiyor. Altında arabası, her yerde itibar görüyor. Müteahhit dediğin o 9 numaradaki adam mı yoksa? Müteahhit falan değil, o dolandırıcının teki be. Allah Allah, adam zengin ya, mutlaka düşman getireceksin adama. Hayol niye dolandırıcı olsun? Koskoca bir iş adamı o. Yok ya. Evet canım. Gece batalan bir şey yok abi, gel gel. Geliyorum ya, ne oluyor orada be? Aman gel abicim, o sosyalist yazar karısıyla hırlaşıyor, gene gel. La bak, fazla ses çıkartma, herkesin gözü bizden. Ah canım abicim, bilmez miyim, Allah kolaylık versin, kaçakçılık kolay mı, kurban oldum ben. Ne diyorsun sen yahu? Kapıyı aç, gerisini merak etme sen. He? Kamil'e güven, gerisini merak etme sen. Ben kaçakçı dostuyum. Kaçakçılar, içinde kaçak mal olduğunu belli etmeyin. Yavaş ulan. He, seninkiden ulan kaçak olduğunu belli etmeyin diyorum. Bak gene kaçak diyorsun ya. Abi benim demem bir şey değil. Senin adamların belli ediyor, çaktırıyor işi. Niye? Nereden buldun bu tipleri? Lan bundan apartmana normal süt getirse kaçakçı diye yakalanır abi. Tiplere baksana, indir kardeş, var indir indir, ben yabancı değilim. Aman bunlar nereden giyiniyor, ceketlere bak. Döşemeciden mi giyiniyor bunlar abi? Biri yürüyen koltuk, biri yürüyen perde. Hani püskülleriniz nerede? Hadi gidin gidin, güle güle. Abi gitsinler diyor. Tamam tamam. Hayırlı işler, güle güle. Kaçakçı kardeşler. Abi nereden buldun bu tipleri ya? Niye ya? Böyle kaçakçı kaldı mı şimdi piyasada? He? Kaçakçılar şimdi cön gibi, cön cön. Bu seninkiler biraz böl. Kürk mü getirdin? He, kürk getirdim. İyi, hayırlı uğurlu olsun memleketimize inşallah. Allah razı olsun. Kaçak tiplerimiz.
Kaçakçılığında eski tadı kalmadı değil mi abi? Ya sen ne çok konuşuyorsun be. Boş mu konuşuyorum bakkal abi? Hükümet şimdi ithalat rejimini serbest bıraktı. Orası doğru. Piyasada her şey var. Bak. Kaçakçılığın tadı eskidendi. Gene kaçak diyorsun, sus be. Neydi o yedek parçalar diyorum. Alo. Anlamaz mı? Dur dur. Bırak elimi bırak be. Bak. Geldim abi. Evlet sultanım. Baksana önem bunu biraz. Bana şuradan tutup ıslıkla kaynatını versene. Şimdi bu tiplere badem daha iyi gitmez mi? Ulan bademli miskin içerisi ayrı. Sana ne diyorsam onu yap, o düşün bu. Tamam şu kaçak malları yerleştireyim ben. Abi sen de öksürüyorsun. Sana da konyak alayım mı ben? Yok ben konyak monyak istemem. Allah içini sıkıyor. Kamil efendim. Ay görüyor musun? Ne utangaç çocuk. Amca oğlu değil mi o? Bitmedi karının sülalesi abicim. Bitmedi karının sülalesi. Amcaoğlu, dayıoğlu, halaoğlu, teyzeoğlu, onun oğlunun oğlu ne gelirse içeri. Nedense sülalenin bütün fertleri de erkek. Ne tohummuş be. Daha şöyle bir teyze, bir hala görmedik buralarda da yüzümüz gözümüz açıla böyle. Yahu sen ne geveze adamsın be? Ama sen patik şişman sakallı gevezeyim değil mi? Yok kaçak Kürt varmış da yok bilmem neymiş de. Abi sen de kaçağa baktın yani. Bir kaçakçı bu kadar çok kaçak laf ederse kaçakçılık masası tarafından kaçakçı diye yakalanır da kaçamaz vallahi be. Yeter be kaçak 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 ne olur ya? Çenem kaçak yaptı öyle. Aa, kapa şu çeneni Kamil efendi be ya. Kapı açık mı kalsın? Anlamadım. Çenemi kapatayım da kapı açık mı kalsın diyorum. Çenen açık kalsın kapıyı kapa. Bak beni de şaşırttı salak kapıcı. Dünya sınıfı smacı kurarcı yatadı. Allah papçı kımsa saksa da kurdu canım. Allah kabul ettiysem hani yaparım. Galiba ben senin. Kendin yanlış yumuş konuşuyorsun. Bize ne küfür ediyorsun kuru. Senin gibi gariban bir kapıcıdan. Ne istiyorsun be? Senin tuzun kuru tabii. Kapıcının intikamı. Kızarım tabii, kızarım tabii. Bunca yıl geçti artık. Burama kadar geldi. Böyle takkada takkada para kazanılır mı? Niye paramızın olmadığını yazıyorum. Hak edenlerin niye karşılığını alamadığını yazıyorum. Eşitsizliği, çarpıklığı yazıyorum canım. Senin de el alem gibi. Doğru dürüst bir işin olsa daha iyi değil mi? He? Yazmayalım, çizmeyelim, düşünmeyelim. İstedikleri gibi at oynasınlar ha. Biri geldi galiba. Battal Bey geldi, Battal Bey. Kim bilir gene neler getirdi. İki sene içinde yazlık aldılar. Aslında Etiler'de de bir katları varmış da mahsus burada oturuyorlarmış. Yandaki komşu söyledi geçenlerde. Kızım bırak Allah aşkına şu alçakları yahu. Bırak şu alçakları yahu. Yani şu dünyada herkes alçak, bir tek sen yükseksin. Heh. Yarın elektrik parasını yatıramazsan göreceğiz bakalım yüksekliğini. Sen daha oturduğun yere. Ay içime daral geldi. Sen hala dakkara 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 dakkara. Ay gideyim çocukları döveyim bari. Defol lan. Akşam akşam iki satır yazdırmadınız şurada insana be. Defol lan. Defol lan. Ulan madem paran yoktu da niye geldin lan? Şöyle şey. Allah kaç lan özürüm kaç. Allah yapma. Kurban olayım asma sellikleri. Allah Allah. Tam yanına isabet. Çık çık bombardıman bitti korkma çık. Allah'ına dua et insanları iki ayaklı yaratmış. Bize kırk ayak cinsinden gelseydi görürdü sen gülünü. Terlikçi geldi. Eskiler adamıya terlikçi. Sana şirinlik yapıyoruz. Ne kızıyorsun? Ne bağırıyorsun? Bana mı bağırıyorum ben? Bana bağırıyorsun tabii. Bir de kanyak aldırdı hıyara deyince ben burada bir mi oluyorum kanyak mı? Hıyar oluyorum. Karışma. Karışırım. Sıkı yönetim bana vazife vermiş. Ben kapıcıyım burada. Herkese karışırım. Bana bak. Bana bak seni bir daha buralarda görürsem o bacaklarını görürüm ha. Ulan burası zampara esirgeme kurumu be. Oğlum sen de kalıbından kıyafetinden efendi bir adama benziyorsun. Ne işin var lan burada? Al bir tan gazetesi kendi işini kendin gör. Hıyar. Hadi yeri hadi yeri. Kahraman Türk basını muhterem milletinin hizmetinde okumuyor musun? Dallama. O kadar emek veriyor adamlar para harcıyorlar gazete çıkarıyorlar. Aynalı gazeteler. Köşe kağıda basıyorlar pırıl pırıl. Haftanın başı ortası sonu. Sesi göre be güvercin takla. Hem zamparalık edebiyatını takip etmiyor. Hem cebinde parası yok. Bir de zamparalığa çıkmış bir hıyar. Manyak be. He manyak üstelik. Ay yok çok hoşlanmış da aşık olmuş da seviyormuş da. Böyle şeyler mi söylüyor? He. Cumhuriyet mi okuyor ne yapıyor bu ne yapıyor? Terbiyesiz. Ahlaksız ulan bu. Evet. Senin karşında ırıslı mı var lan? Hiç.
Üç ver paranı, görüşünü çektikle konuşursun. Böyle üstünü başını doğru düzgün gördüm de parası bol bir şey sandım. Sen üzme tatlı canını kurban oldum. Allah bir kapıyı kapatır, bir kapıyı açar. Yapma böyle. Bence sen ne yapıyor musun? Güzel ılık bir duş al. Ensene ılık tut, böyle sinirlerin yatırsın. Bir de makyajını tazele. Ondan sonra öbür tulumunu giyin. Hangisini? Böyle havuçsuz olanı. Lahme telliklerin var ya. Yüksek topuk, onlara da bindi miydi kaldırımda böyle bir yürü. Hemen peşinden bir tane jaguar takılır. O ne be? Hayvan. Aa. Bizimkilerden. Onların bir de araba tipleri var. Bir de bizde davulun içinden çıkan tipler yapıldı. Memleketimizde jaguarlar üçe ayrılır. Normal araba, Mercedes davullu hayvan. Ay. Hadi be. Vallahi ciddi söylüyorum kız. Banap bilmiyor musun sen? Banap. Nerede bileceğim? Ara seçimlerden. Anap biliyor musun anap? Ay onu biliyoruz. Böyle Türkiye petek üzerinde arı. İşte o anap demokrasinin anası oluyor. Bu banap da babası. Demokrasinin anasını hissetti bu. Temsil ettiydi bir ara. Sonra test oluyor. Ama burada mühim olan araba. Öyle bir araba ki o uzun, geniş, konforlu, büyük. Arka kapıyı açıyorsun. Arka koltuğa oturmak için arabanın içinde 10 dakika yürüyorsun. Hazırlan, manyak. Tamam, biraz attık. Ama sen sıkı bir yürüyüşte 4 dakikada varırsın sen. İşte o arabadan bir amca oğlu iner. Aman bir amca oğlu iner. Herif inmekle bitmez be. Böyle böyle Duble amca oğlu. Sen onu bir atarsın içeri 15 günde herife bir budama. Herif ne olur biliyor musun? Emmi. Ay ne konuşuyorsun be? Ne konuşuyorsun be manyamış? Ne yapmış? Kim ne yapmış? Bu oğlan parası olmadığını işi yaptıktan sonra mı söyledi, önce mi söyledi? Allah'tan önce sordum kanyak içerken. Ne bozuluyorsun o zaman? Para gitti ama malı kurtardık anam. Of of be. Her şeye maydanoz. Hayır bana maydanoz diyeni sensin de seni. Az gelişmiş ülkenin taze sovanı. Ay gittim çocuklara baktım. Oğlan uyurken öksürüyor. İnşallah hasta falan olmaz. İnşallah canım, inşallah. İnşallah yavrum. Tabii. Hasta olurlarsa ilacı doktora verecek paramız yok. Yavrum bırak da iki satır yazayım şurada ya. Ya açlık, parasızlık, sefalet. Yazsana şöyle Dallas gibi bir şey de görelim. Yazmaz. Ruhum kararıyor senin yazdıklarını okudukça. Aa, ayak sesleri var gene. Aa, bekçe. Polis geldi, polis. Vallahi apartmana baskın var. Tamam da niye şaşırıyorsun ya? Bizim apartmana da İlahiyat Fakültesi dekanı gelecek değil ya kızım. Dur bakayım dur. Dairelere bakıyorlar. Kimi yakalayacaklar dersin. Vallahi apartmanınızın maşallahı var. Hangi kapıyı çalsan karşına bir namussuz çıkar nasıl olsa. Bence sapık sarhoşu götürecekler. Yahut da 6 numaradaki mal karıyı. Kaçakçı battal da olur. Bana kalırsa o 9 numaradaki müteahhit bozuntusunu götürür. Ayol esrarcı kadın ne güne duruyor. Beycik. Beycik bize geldiler. Efendim? Beycik polis kapıda. Polis kapıda mı? İyi güzel aç kapıyı. Kapıyı aç kapıyı. Nasıl? Kapıya geldiklerine göre kapıyı aç. Buyurun efendim hoş geldiniz. Mehçet Balkan'ın evi değil mi? Benim efendim. Benimle polis merkezine kadar geleceksiniz efendim. Öyle mi? Neden? Nedenini oraya gidince öğrenirsiniz efendim. Başla. Bana bir dakika müsaade eder misiniz? Teşekkür ederim. İtimadınıza layık olmaya çalışacağım. Ah kocacığım. Gücünü çek, telaşlanacak bir şey yok karıcığım. Sen yemeklerin altını ısıt, ben 10-15 seneye kadar dönerim. Kaçakman mı getirdi yenge? Ay olur mu zavallı bir köşede oturur takkada takkada yazardı. Daha ne yapacaktı be yenge be? Daha ne yapacaktı? O da komşuları gibi namusuyla kaçakçılık namusuyla esrarcılık namusuyla ırzbılık yapsaydı ya. Oğlum bu memlekette namusuyla yazarlık yapılır mı abeket?
Kellidir, çilhorozum kelli. Birisi geliyor galiba. Zaten kim olabilir? Herhalde buranın köylülerinden biri. Denizin horozları bellidir. Eskiledi çilhoroz. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz amcacığım. Ya hoş gelmişsin. Sefalar getirmişsiniz yavrum. Gelip duruyorsunuz bakayım buralarda böyle. Oturuyorum. Oturup duruyoruz, çalıyoruz, söylüyoruz, denize dalıyoruz, gökyüzünü mü izliyoruz, buralarda böyle. İyi ediyoruz ya, hoşlar geldin. Ne diyor ya, hoşlar ya, zararsız bir kupak. Ne diyor ya, zarar yok, zarar yok, buyurun oturun, taşlar kayalama, şimdi gemiş oturun, maylay. Ne gemiş, buyurun oturun, bütün buralar benim oluyor da böyle. Buralar, oralar, oraların oraları benim oluyor böyle. Şu delicelerden, zeytinliklerden başlıyor. Aşı yamaçtan eski girsenin onlardan kızıl kayıya kadar bütün buralar benim oluyor böyle. Maşallah amca, desene sen de çarık sağla. Ne demeye geliyor bu laflar, çarık giyinmiyorsun. Yani arkadaş ekonomik olarak iyi düzeydesin demek istedi. Bütün buralar oralar senin olduğuna göre. Amanin. Ne demiş bütün buralar oralar. Oralar oralar benim olmay lehin. Buralar oralar. Oralar oralar. Marmarisler, Bodrumlar gibi tanınmıyor, bilinmiyor ki yaprağım. Daha Zekim Müren Caddemiz biliyor gari. İnşallah olur. Malımız var ya mı? Para bereket be. Açız ya buralarda. Ayran çok içiyor, gaz yapıyor böyle, göbek gibi duruyor. Hayat hikayesini anlat dedik sanki herife. Hayat bizim buralarda da zor yavrum. Bizim buralarda zeytincilik yaparlar. Hükümet da peynircilik yapıyor. Nasıl? İthal peynirler geliyor ya boynu. Sarımsaklılar geliyor, salaklılar geliyor, cevizliler geliyor, inekli geliyor bir dene. Yaveş yeri. Lavaş gibi. Yaveş yeri. Lavaş gibi. Yaveş gibi yeri. Lavaş gibi, lavaş gibi. Herkesler peynirler, ekmekler yiyor. Kimseler bizim zeytin etme yüz vermiyor. Kıçımın genelleri. Bakıyorum her konuyu çakıyorsun amca. Kıç konusunu mu? Kenarını? Dış konusunu diyorsun. İthalat, ihracat, hem nevi dahili harici ticareti diyorsun ya. Çakken, bileceğim bunları var senteş olarak. Ben meraklıyım böyle şeylere. Bütün gazeteleri, dergileri dibine kadar okurum gari. Neden? Açlıktan diye. Zengin olsam var ya, niye okuyacağım be? Eşek çepileyim ben. Maç oldu mu? Çakacaksın bunları. Bileceksin, okuyacaksın gari. Her şeyden haberi var. Aydın bir köylü. Aydın daha yukarı bir şey ya. Ben buralarda doğdum, buralarda büyüdüm ama Ankara'larda neler oluyor? İstanbul'larda ne Bizans oyunları dönüyor? Hepsini bilirim gari. Yıldız kaydı. Nereden göremedim? Kayallar, kayallar. Buralarda çok kayallar bunlar. Sizin oralarda da kayallar da siz göremiyorsunuz ya. Niye? Sizin şehirler aydınlık oluyor, şavgı uğrayıyor gökünüze. Bizim buralarda gökümüz karanlık. Her şeyler meydanda oluyor. Kozmik bir afet oluyor yukarılarda, oralarda eski bir yıldız parçalanıyor. Kendi yörüngesinde böyle dolanıp kan taşımı düşürüyor. İnsanlar böbrek taşı düşürmüyor. Oturağı yapıyorsun böyle şırt, ting atıyor böyle. Bu da böyle şşşş gezerken ting atıyor, ting atıyor. Metodorlar düşüyor, metodorlar düşüyor. Neler düşüyor amca? Bildiğin taş be, aman gök taşı. Gökümün taşları düşüyor. Boşlukta bir şey olmuyor da atmosfere girince düzeyiyor. Neden düzeyiyor? Sürtülmeden düzeyiyor. Metodorlar ne? Taş, maden, atmosfer ne? Gaz, o iki yakıyor. Düşüyor sürtülmeyi düzeyiyor, düşüyor sürtülmeyi düzeyiyor, ak koralıyor. Daha düşüyor düzeyiyor, yumuşuyor. Lucusi oluyor. Daha düşüyor, eriyor, daha teyiyor kendini. Öyle gidiyor, böyle gidiyor. Orta göbek eriyor, biçiliyor, biçiliyor, şöyle kalıyor. O da bitiyor. Bitiyor diyorlar materyalistler. İdealistler de diyorlar ki insancıklar ölüyor. Kaçınılmaz son. Hepimiz gideceğiz gari. Ruhu bedenden ayrılıyor. En mütekamil ruhu çıkıyor. Gökyüzüne çıkıyor. O çıkarken de yıldızı da kayıyor. Ne güzel. Onlar da böyle şiirsel bir ifadede bulunuyorlar bu biyolojik olgu için. Siz de bir has bilmiyorsunuz, beni bakıyorsunuz öyle ne diyorsun diye ya. Bunu değiştirelim bari. Uçan daireler biliyor musunuz başka? Onu biliyoruz işte. O yok ya, herkesler biliyor onu gari. Bizim millet böyledir, burnunun ucunu bilmez de olmayanlara iyi bilir.
Bunları ufolar diyorlar. Ufolar geliyorlar, bakıyorlarmış. Bizler buralarda neler yapıyoruz, neler ediyoruz diye. Aramızdan örnekler alıp götürüyor diyenler bile var kız. Şey oğlum. Uçan daireler buraya mı geliyormuş? Duydu inanma gari diyorlar emme. Görmedim kıçından uyduruyor millet. Çocuklar şimdi buraya bir uçan daire geliyor mu? İçinden de eciş bücüş herifler çıkacak, iyi mi? İyi mi oğlum öyle? Neyim oğlum? Ecişler bücüşler çıkınca iyi mi oğlum? Olmaz. Olmaz değil mi? Neden ecişler bücüşler çıksın? Maşallah güzel kızsın. Kısmetine iyi bir şeyler çıksın. Şöyle olgun dolgun mal müsahabısı. Bütün buralar benim oluyor biliyor musun onu değil mi? Abi ben var ya ufalarla ilgili çok şey okudum. Senin belli oluyor, senin belli oluyor senin. Takma kafanı fazla. Olur böyle şeyler. Tabii abi bu kadar adam yalan söylemiyor ya. Yukarıda hayat var diyorlar. Var diyorlar. Hep gidip geliyorlar onlar, gidip geliyorlar. Duvacıyı da kaybettik gari. Beni de öyle geliyor, size gidip geliyorlar, gidip geliyorlar gari. Sıkıldım artık ya, çekip gitse de dalgamıza baksak. Siz sıkılmışsınızdır, artık ben çekeyim gideyim de siz de dalgalara bakın. Ne demişler? Sula akah, delile bakah. Bizimle kampa yemeye gelir misiniz? Hadi olur mu öyle be? Olur mu öyle be? Sizler buralarda misafirsiniz ya. Sizleri ağırlamak bize de şey buralarda ya. Buyurun gelin bize gidelim. Çiftliğe götüreyim sizi ya. Gidelim hadi. Hadi gidelim. Rahmetler yapın. Hadi gidelim. Yakın. 35 kilometre buradan. Yani. Kamptan beklerler abi. Başka zaman gidelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar güzel kızım. O nasıl vardı kamca? Gölü gölü yumuşak oğlum. Gölü gölü gidin, gölü gölü gelin gençler. Atatürk bu memleketi sizlere emanet ettiydi ya. Gelse de görse emanet nelerin elinde gari. Bunlar adam olacak da bizi yönetecek. Ölme eşeğim ölme, beni dağlarda kovma be. Oğlum alın oralarda. Oğlum alın oralarda eşeğim dönüşsene. Oğlum oğlum da elgüçler bücüşler insin defimize gece vakti. Mehdi çıktı gördün mü başımıza gelenleri? Bina zina çoğaldı, kıyametler kopuyor. Ne kondu lan öyle? Amani, kocaman bir konan daire lan bu. 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ses sayıyorsun. Kafı üstüne düştün. Döndü say, döndü say. Acele etme. Kendimizi Türkçe'ye programlıyoruz. Kendimizi Türkçe'ye programlıyoruz. İyi programlar var mı bari? Bizim ikinci kanalda kumru çıkıyor gari. Seninle konuşacağız, seninle konuşacağız. Amuni, insanlar mı çıkacak bunun içinden ne böyle be? Korkacak bir şey yok, biraz bilgi alacağız. Ne korkacaksın be? Biz öyle kuru kültüyü pabucuna bırakacak mısın? Onlar ne öyle lan? Onlar ne öyle? Karnılarda boku mu bastın? Netin dokladın geldi onlar. Kaşları kayaları sür böyle, kaşları kayaları sür böyle de. Yıka Allah elin kolun kıpırtak benim beni öyle. Bir gözünü uydu muydu lokkadak böyle atın seni denize. Kulu 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 boğulu gidesin onlar da öyle be. Niye beni böyle böyle yapıyorsun? Ben uzaktan kumandalı mıyım? Özgür Vaten deşim buraladı be. Merhaba dünyalı. Merhabalar diyorum. İnsanlar gibi duruyor. Merhaba lan, merhaba gari. Ayıp ediyorsun gelme şimdi, ayıp ediyorsun gelme şimdi öyle. Niye? Biz adam yerine koyuyoruz, selamını merhabadan merhaba diyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Selamını aldım. Ha sizin selamınız böyle mi oluyor? Bu merhabalar demek mi oluyor? Sen çok selamlaşıyorsun bizim buralarda. Ooo, biz hep böyle geziyoruz be. Elimiz yanımıza inmiyor. Enflasyonlar %20'lere inecek mi? Merhabalar. Amerika dış yardımları arttıracak mı? Merhabalar. AYT'ye gireceğiz mi? Merhabalar.
Çok selamlaşıyorsun bizim buralarda. Merhaba da merhaba. Peki ben dünyalı da sen nereli? Uzaylı. Neresinden? İçinde mi? 2000 ışık yılı öteden geliyoruz. Aman ne kadar mı uzaklardan geldin öyle? Yollarda mı bozuldun sen böyle? Ya hoş geldin. Neden? Bizim İzzetli oralarda mı kalacaksın? Bizim İzzetli'nin pansiyonlarda mı kalacaksın diyorum. Oralarda kalacaksın ya kalma diyeceksin seni. Tembel adam ilaçlamı yapmadı mı sana? Sivrisinekler böyle. Seni inayı mı kafadan yokladılar galiba biraz? Hafif şiştin böyle. Kavun kafa oldun. Kavun kafa. Kırkağaç. Bir de buralardan yoklasa topatek olacaksın böyle. Biz hemen döneceğiz. Olur mu öyle be? O kadar yollardan geldin. Hemen dönün mü ya? Kalın biraz bu cennet vatende be. Gezesin, denize giresin, yüzesin. Yanarsın dedin ama sen kudretten yanıksın ya. Kalımanlar yesin, midyalar yesin, dolmalar yesin, şaraplar içesin beyaz. Ne var yukarılarda? Hep ayaz. Sen bırak yukarıyı. Burada ne var ne yok? Nasılsın gari? Yuvarlanıp gidiyoruz öyle be. Normal olarak kaç yıl yaşıyorsunuz? Normal olarak... Hiç yaşamayız. Ya? Anormal yaşıyor. Ne zamandan beri? İşte bu tonton geldiğinden beri. Tonton kim? Tanımıyor musun onu? Yok. Gelmedi mi sizin oraları? Bizim oralara biraz zor gelir. Olur mu? Hey yerlere gider o be. Hey yerlere gider o be. Maşallah ne dinamiktir o elinde durmaz maşallah dünyaları gezer gezer de gelir be. Amerikalılara kadar gitti ya. Oralarda bypasslar oldu. O ne koca beyin biliyor musun sen ne koca beyin o. Hesap adamı her şeyleri hesaplıyor gari. Bir taşlarla ne kuşlar düşürüyor biliyor musun onu? Bir taş atıyor kaç tane kuş düşürüyor. Neden gitti oralarda ameliyatlar oldu sanıyorsun ki? Sadece kalbinden mi? Olur mu be? Hem ameliyatlar oldu bitirdi. Hem partinin tabanını bağladı. Krallar gibi karşılandı buralarda. Koyunlar kesildi. Develer kurtuldu. Onun sayesinde biz seninle develer kurtuldu be. Develer kurtuldu. Her şeyleri biliyor gari. Şimdi geldi buralara hastaya. Nakahat devresinde üzmeyeceğiz onu. Onu da biliyor. Asgari ücretler 100.000 olsun diyecek. Aman aman kalbim diyecek. Peki peki olmasın. Ne yapalım diyecek. Olur mu şimdi yani? 60.000 lira için koca başbakanımı üzeceğiz. 41.500 lirayla yaşasın adamlar ya. Zayıfladı da şimdi maşallah. Kurbaza ceketlerin içinde höl dönüyor, höl dönüyor. Hiç tutamayacağız gari onu buralarda. Şişman yine bile tutamıyorduk ya. Amerika'ya gitmeden evvel buralarda bir gün kızdı kafası bir fırladı. Bahreynler, Bangladeşler, Koreler, Ummanlar yaptı geldi 4.000 lira. 20 dakikada sultan kabusu gördü. Moskovalara kadar gitti o. Moskovalara kadar. Bildin mi Moskova'yı? He? Gorbaçov'un yeri. Gorbaçov yalvardı bizim tontona. 2 gün daha kal yüzünü göreceksin de. Bizimki cehla kalmayacaksın de ya. Kendime bekleyeceğim. Senin geleceğini biliyordun diyor. Ne gittin gezmeleri diyor. Benim zamanım kıymatlı. 2 günümü veremez seni buralarda diyor. Ben gideceğim memlekete vatandaşın işini bitireceğim diye ya. Demek turistik seyahatleri çok seviyor. Yok iş bitirecek ki bunlar be. Nasıl? İşleri bitiriyorlar. Nasıl? Tontonum iş adamlarını dosyayıyor. Gidiyorlar dışarılarda işleri bitiriyorlar. Geliyorlar buralarda hacizle, iflasla, şirket kurtarmalar. Oynuyorlar öyle işte. İş olsun, iş olsun galiba. Peki komşularla aranız nasıl? Kaşınmasalar iyi olacak de... Bizimkilerde hafif alerji var. Değil mi? Kaşınıyorlar. Bu karşı adalar var ya, bu karşı adalar. Bunlar hep bizim komşunun oluyor biliyor musun? Loz'un anlaşmasını göre bunları Asya'ya koymayacağı değil mi? Loz'un anlaşmasını bildin mi? Ya. İsmet gitti bizim. İsmet Paşa be. İsmet Paşa bizim. Loz'unlara gitti, oralarda anlaşmalar yaptı. He? İşte o anlaşmalara göre bunları Asya'ya koymayacağı değil mi? Komşu pişkin maşallah, dinlemiyor. Anlaşma tanımıyorum ben diye ya. Zeytin dallarını kabul etmiyor. Alanlar yapıyor, banklar indiriyor, uçaklar indiriyor, askerler koyuyor adaları. Sonra da amanin bu Türkler bize bir şey edecek. Amanin bu Türkler eninde sonunda bizi kesecek diye ya. Ciyak ciyak bağırıyorlardı ya. Evet. Hele bir de ne var onlarda başkan? Tutturdu gari. Bu Ege'nin %97'si bizim diyor. Ege Denizi'nin. Ege kıta sahanlığı diyor. %97'si bizim diyor. Kim diyor? Papandreou.
Sizin başbakan ne diyor? Merhabalar. Seyirciler, konumuz doğum kontrolü. Ve biz gece ile doğum kontrolü arasında bir bağlantı olduğunu düşünerek röportajımızı gece yapmaya karar verdik. İşte biri geliyor. İyi geceler bey amca. Sana da yavrum. Affedersiniz, sizi biraz rahatsız edecektim. Ben zaten rahatsızım. Geçmiş olsun, romatizma mı? Hayır efendim, dedikodulardan rahatsızım. Öyle değil efendim, ben bir soru soracağım. Bak oğlum, Safi Naz'la aramızda hiçbir şey yok. Sadece arkadaşız, tamam mı? Hayır efendim. Bu dedikoduların muhakkak o kaşa bir Hüsamettin çıkarıyor. Efendim düşündüğünüz gibi. Boşuna uğraşma, ağzından laf alamazsın bacak kadar boyunda. Hadi bakayım yallah, hadi. Bey amca, ben doğum kontrolü hakkında soracaktım. O zaman sen Safi Naz'ın akrabasısın. Bey amca, ben Safi Naz Hanım'ı maalesef tanımıyorum. Öyle mi? Evet efendim. Ben ülkemizdeki nüfus artışı ve doğum kontrolü konusunda fikrinizi almak istiyorum. Öyle söylesene oğlum. Allah Allah. Ülkemizdeki doğum kontrolü nüfus artışı. Ha? Evet. Nerede nereye? Sen 10. yıl marşını bilir misin evlat? Tabii. 10 yılda 15 milyon genç para bap bap yarattı her yaşta para pam pam pam. 10. yıl ne demek? Sene 1933. O zamanlar nüfusumuz çoğalsın diye devletçe milletçe didinip duruyorduk oğlum. Devletçe mi? Tabii ya. Bırak doğum kontrolünü, sayımız çoğalsın diye devlet teşvik ediyordu. Aa. Ya sen bilmezsin belki. O zamanlar bir yol vergisi vardı. Köylere yollar yapılıyor ve köylüden de kentliden de yılda 6'şar lira yol parası alınıyordu. Günlerden bir gün bir emir çıktı. 6 tane çocuğu olandan yol parası alınmayacak. Aman efendim. Aman efendim, vergiden kurtulmak için bütün millet... Çok ilginç. Demek bir zamanlar çocuk sayımız artsın istiyorduk. Bugünse doğum kontrolü yapıyoruz. Evet, evet, evet. Çok teşekkürler bey amca. Biz sizi daha fazla yormayalım. Yok öyle şey. Ben öyle kolay kolay yorulmam oğlum. Dedik ya biz vergiden kurtulmak için 6 tane çocuk yaptık. Maşallah. Aklınıza madem galiba biraz da alıştık, bir türlü vazgeçemiyoruz. Eskiler ne demişler? Alışkanlık yarı tabiattır. Müsaadenizle efendim. Peki şimdi nereye gidiyorsunuz? Nereye olacak? Safi Naz'a. Çıktı kaçık alınla 10 yılda. İyi geceler. Böyle telaşı nereye? Hastaneye. Hastanedeki görevinizi öğrenebilir miyiz? Doğum kontrolü uzmanıyım. Aman ne güzel, biz de doğum kontrolü konusunda röportaj yapıyorduk. Bu konuda fikrinizi alabilir miyiz? Doğum kontrolü, doğum kontrolü ana ve çocuk sağlığı açısından olduğu kadar ülkemizin sosyoekonomik yapısı itibariyle çok büyük önem taşımaktadır. Son derece yararlı ve çağdaş bir çalışma olan doğum kontrol çalışmalarına bizlere yardımcı olmak, çocuk yapma önleyici bir takım alet ve bilgilerin edinilmesi için özellikle bulunmak gerekmektedir. Mutlak surette uyulması gereken koşulları kabul eden ve devletimizin sağladığı her türlü olanaklarla bilinçlendirilen babanın ve... Ananın. Ve ananın gelecek kuşaklar için gerçekten yararlı olacağı ortalıdır. Tüketimin altı nüfus artması yaşandığı günümüz ülkesinde özellikle geceli alınacak haplar veya çağdaş önlemlerle çocuk yapma
söylemek mümkündür. Ne var ki kırsal kesimler ve kırsal kesimlerden gelenlerin yerleştiği gecekondu bölgelerine doğum kontrolüne gereken önem ve bilgi verilmemektedir. Uzmanlarımız ve çalışma arkadaşlarımız geceli gündüzü faaliyet göstererek konuyu eğitsel bir açıdan yaygınlaştırmaya çaba göstermektedirler. Bu arada hastaneye geç kalmış bulunmakta ve izninizle daha fazla konuşacağım. Bana bu ruhsatı verdiğiniz için teşekkürlerimi sunarım efendim. Ay. Biz de çok teşekkür ederiz doktor hanım. Demek doğum kontrolü konusunda gecede çalışıyorsunuz. Hastaneye geceleri çalışmak için gitmiyorum efendim. Annem yatıyor da. Geçmiş olsun. Annenizin hastalığı önemli mi? Annem hasta falan değil ki. Doğum için yattı. Bu sabah 11. kardeşimizi doğurdu. Kontrolsüz karı. Oh. İyi geceler beyefendi. İyi geceler. Gecenin bu saatinde nereden geliyorsunuz öğrenebilir miyiz? Gece mesaisinden geliyorum. Oo maşallah hızlısınız. Çok hızlıyımdır. Gündüz bir posta gece bir posta. Çok güzel. Peki korunmak için herhangi bir önlem alıyor musunuz? Gidip gelirken mi? Efendim? Şemsiye. Onu anlayamadım efendim. İşte diyorum gidip gelirken yağmurdan korunmak için şemsiye alırım. Malum tomofilimiz neyimiz yok. Beyefendi ben yağmuru demedim. Doğumdan korunmak için ne yaparsınız derim. Doğumdan korunmak için. Evet. Doğumdan korunmak için ben bir şey yapmam. Niye? Çünkü bizim evde hanım doğurur. Tabii bu bakımdan tedbirini de o alıyor. Sizde kim doğuruyor? Baba. Halil İbrahim. Uyumuş. Cüneyt, Ajda, Nükhet uyudunuz mu kız? Uyadık baba uyadık. Lan it olayım madem uyudun da nasıl konuşuyorsunlar hıyar ha? Dur herif dur. Oğlan belki de rüyasında konuşuyor. Baba şu son çıkanlara artist ismi koymayacaktı. Hepsi artist oldu rol yapıyor it olayımlar. Sus bak Ajda kalktı. Ajda yürü kuzum. İşeme. Ulan akşamdan şişini yapıp yasal olmuyor mu lan? Olmuyor. Yok be niye olmuyor? Üçüncü gün sonradan geliyor. Allah Allah. Yeterim be. Gece yarısı Ajda'nın röportajını mı dinleyeceğiz? Ulan hıyar hani uyuyordun lan? Komadınız ki adamı. Ne yapmadık ona ne? Anamı demiyorum adamı komadınız ki uyuyalım diyor. Ne biçim konuşuyorsun lan bu banla? Eşi ol eşek. Hop hop hop. Sen de ona bozuluyorsun beni kalaylıyorsun. Ne biçim iş lan bu yat aşağı be. Arsızın da uyuyalım be. Hı hı. Bak Nükhet de uyandı. De git herif bu iş bir gece olmaz. Ne varmış ulan olmayacak? Baba ne var öyle be? Vallahi böyle bir tane vururum ağzını burnunu atarım. Öyle bakma bana gözlerini aç aç yat aşağı. Sırtma lan it olayım. Örtün lan üstünüzü. Kafanızı yorganın altına sokun da üşümeyin. Üşümeyin diye kafanızı yorganın altına sokun. Örtsene lan. Halil İbrahim. Nere oğlum? İşe gidiyorum baba. Evladım sen manyak mısın daha gecenin yarısı yat aşağılar. Baba olmadı mı? Olmadı ya yat aşağı be. Bu saatte nereden geliyorsun lan Ajda? Konserim neyim vardı ondan geciktim. Ne konser lan? Şarkıcı mı oldu ama şimdi ha? Ulan bastımaca üçüncü sınıf mahalle köpeği gibi ne ağlıyorsun lan? Yatın lan aşağıya hepiniz. Örtün üstünüzü. Kafanızı yorganın altına sokun da üşümeyin. Ha, aferin. Üşümeyin diye kafanızı yorganın altına sokun. Örtseniz lan. Çok konuştun gece vakti. Sus da uyuyalım. Tamam babacığım tamam canım. Haklısın. Sen uyu baba. Sen yat uyu babacığım benim. Hadi bakayım. Aslanım oh. Ulan bu babanın iki gözü de kör. Görmüyor zaten. Ne bok yemeye uyuyor anlamıyorum ha. Ne asile kalk hadi yapacağın işimiz var. Kalk. De git herif. Çamaşırını giverdim zaten bütün gün. Hadi hadi hadi. Hadi. Eyzübillahimineşşeytanirracim. Lan manyak karım Mevlid'e mi geldik? Eyzübillahimineşşeytanirracim diyorsun be. Manyak senin baban. Böyle bir tane vururum ağzını burnunu dağıtırım ha. Sıkar biraz vur da görelim bakalım. Tamam babacığım tamam canım. Sen yum o güzel badem gözlerini. Ne yum gözlerini? Herifin iki gözü de yumuk zaten be. Töbe de herif töbe de. Niye töbe deyince gözleri mi açılacak herifin? Hadi biz işimize bakalım. Hepsi uyudu. Eni de koyuduysa. Böyle kaça? Bilmiyor musun ne diyeceğimizi? Bilmiyor. O zaman öğretek. Tabii. Ne be? Hepsi duyacaklar. Kızım duymazlar. Hepsi uyudu. Tekmili birden sızdı ya. Ajda. Nükhet. Ya. Cüneyt. Ne var ana? Ananın şeyi var ulan. Ana neyi var? Yok bir şey yok. Yok bir şey yapıyor Allah aşkına. Ne oldu kızım? Hastalandın mı? Bir şey mi var yavrum? Anam ölüyor. Yazık yeni var.
Yatın aşağı. Halli bir amali olarak çek. Örtün üstünüzü. Kafanızı yorganın altına sokun da üşümeyin. Efendim. Üşümeyin diye kafanızı yorganın altına sok. Örtseniz lan. Yeter ulan, ter içinde kaldım burada be. Tamam babacığım, tamam. Senin kafayı yorganın altına sokmana gerek yok baba. Sen göğsünü yere yere açıkta yatabilirsin babacığım. Sen kulağını tıka yeter. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim esim ve lafayla. Ya aptal karı, ulan dua etmenin sırası mı şimdi be? Ne zaman okuyacağız? Kızım işimizi bitirelim, ondan sonra okursun. Allah'a bunu asabirin ya. Gülme lan. Gülme dedim. Ana! Allah Allah. Ana niye güldün ki? Ölümü gör söylemezsen. Sana ne kızarsa? Zübaryat gibiyiz hadi. Gülme be, gülme be. Ana bana desene niye güldün ki? Ağla benim ben kasılım. Doğum kontrolüymüş. Bu kadar kontrolün arasında doğum mu olur be? Başbakan daha otele dönmedi değil mi? Hayır. Ya gece vakti bile çalışıyor adam galiba. Evet canım, yarın da buranın başbakanıyla görüşecekmiş. Zor onun için, zor zor. Hayır, buraya bizim gibi böyle hem ziyaret hem ticaret için geleceğin evet, giden içirsin. Evet. Bekir Bey de gelmedi. Şimdi geliyorum demiş Mehmet Bey'e. Ama biraz gecikti galiba. Yusuf Bey de meydan diyor. Bu Mr. William neredeyse gelir, bunlar dakika adamlar kardeşim. Mehmet Bey sen git bir bakıver kardeşim. Tamam, güzel bir kadın geçiyor ve ben bakıyorum bakıyorum. Allah izin verirse çok iyi bir bağlantı yapacağız. İnşallah. Bunlar çok büyük firma. Evet. Tanesi 12 franktan bir anlaşabilirsek değme gitsin keyfime. Hiç merak etmeyin Cemşit Bey. Sabahleyin diyoruz kurlarına baktım. Sivis frank 7 lira 40 kuruş yükselmiş. Yok ya. Tabii ya. Peki round kaça round? Ne gidiyorsun öyle gevrek gevrek be? İlahi Cemşit Bey. Round boks maçında olur. Bu pound İngiliz parası. Ha. O Stalin değil miydi be? Yok ya. Aman tövbe. Stalin Rus başbakanıydı, vefat etti. Bak aklıma geldi ama yani. Stalin Cemşit Bey, Stalin. Ama Stalin dedim boşver. Neyse canım, aman, benim değil ya. O güzel kız gene geliyor. Bu gece nasıl olsa yemekte anlaşacağız. Canım anlaşacağız da adamlar gelecek, bizimkiler meydanda yok. Maalesef. Mehmet Bey oğlum, bir yol bakıver be. Ya bakıyorum ya, bakıyorum ya. Selamun aleyküm. Nerede kaldınız Bekir Bey ya? Şimdi geliyorum demişsiniz. Yahu tuvalette kaldım. Niye? Ben çok severim, arada gider orada kalırım. Ya olur mu öyle şey ya? Olmaz tabii, mecbur oldum da kaldım ya. Biz ikimiz gibi değil abi ya. Bana ayıptır söylemesi, neden ihtiyacımızı gördüm, çıkacağız. Ulan kapıyı itiyorum, açılmıyor. Çekiyorum, açılmıyor. Lan ya ittik girdik ya, çektik girdik bunu. Ben mi yanılıyorum, sürgülü mü? Sürüyorum, açılmıyor. Kapı kapalı kaldık burada. Vay be. Ne yapacağız lan? Ta ta ta. Silensiyo. Ta ta ta, help me. Ta ta, help me. Ta 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 ta, ulan help me. He. Biri geliyor. Aman open the door please kardeş. Closed kaldık burada. Bana diyor ki push. Ne? Sensin ulan diyorum. Ben burada oturup senin kapını dur diye bak. Diyor ki press push, press push. Pres edeceğim diyorum, ben çıkabilirsem sana pres edeceğim ama çıkamıyorum ki diyorum. Fakat please pres push, please pres push diyor. Please diyor adam ya. O ne demek? Yani lütfen diyor, lütfen. Ha. Dedim ulan bu herif benimle kavga etmiyor, bir şey demek istiyor bana bu adam. Evet. Bir bakındım oralarda, dramımı gördüm, yerde yazıyor. Ne yazıyor? Push. Yerde. Yani işim bittikten sonra oraya basacak sanmış. Ha. Suşar, kapı klik. Yani şimdi medeniyet mi şimdi bu, ilkellik? Helalarında bile iş yok bu memleketlerde. Ya medeni memleket. Yapmam ulan bir daha burada. Soklarım canım memleketime ben. Olur mu Bekir Bey ya, olur mu ya? Neyse, geçmiş olsun. Hadi neyse, kötü bir şansımızı böyle kullanmış olalım. Geceyi bozmayalım, muhabbeti bozmayalım. Nedir bu akşam, ne yapıyoruz program? Yusuf Bey, Mr. William, akşam yemeği, anlaşma. Sivis frank, isterlin, Amerikan doları. İyi karı, güzel karı, hoş karı. Ooo Mehmetciğim. Canım benim.
Mehmetciğim ne oldu sana, öyle incir dibine işemiş gibi yamuldun. Ya ağzında yel olsun, gayet sağlıklıyım oğlum. Güzel bir karı var, ona bakıyoruz ya. Ya böyle tutunur kalırsın, Londra'ya bakarsın, Manchester'a gidersin ha. Ya bırak Londra'yı, Kundura'yı da karıya... Allah Allah. Şşş, Mehmet Bey kardeş. Ne karı abi be? Mehmet Bey kardeş. Ne güzel karı ulan bu. Ya Mehmet Bey kardeş. Ne var ya? Heslenme de beni dinle. Ecnebi bir memlekette, ecnebi bir hatuna böyle gözünü dikip öküz gibi bakılmaz. Evet. Öküz gibi diye bana mı diyorsun canım? Yani temsil mesela eyle diyorum, baksan. Ha şimdi bir dakika, benim gibi mi, öküz gibi mi? Ya senin bu gece alınganlığın mı üzerine? Ya o kimin gibi kardeşim ya? Ya ha öküz gibi, ha senin gibi, ne fark eder kardeşim? Vekil Bey sen ne diyorsun Allah aşkına? Ya demem, o deme değil, demem şu ki ecnebi bir memlekette diyorum, ecnebi bir hatuna gözünü diksen de temsil mesela öküz gibi, pardon senin gibi, baksan bunlar bozulur diyorum. Bizim gariban hatunlar olsa ses etmez ama bunlar bozulur. Bu şimdi canı çekmedi miydi gider polise şikayet eder. Verir seni vallahi polis mene, rezil eder el aleme. Şimdi biliyoruz da söylüyoruz ya. Sen de mi ilk geldiğinde karılara öküz gibi bakmışsın canım? Kim söyledi lan bunu? Başbakanı koruması söyledi yani. Vallahi beyefendi onu tepemize gözcü dikti. Hepinizi uyandırıyorum. Ya ayrıca ne oldu oğlum Batıysak karıya? Batıysak yemedik ya lan karıyı. Onu zaten karı yenmez. Kim yenmez? Bu karı yenmez mi? Yenmez. Ben onu yerim lan. Bence yeme fakat yanında ya. Hepsinize iyi akşamlar. Oo, hoş geldin Yusuf. Geç kaldım sandım, sada yetişmiş bulunuyorum. Nerede kaldın? Bizim hanım aradı da İstanbul'dan, ondan biraz yedik. Gözün aydın. Oh. Geldiğinizden beri hanımı aramadınız tabii, merak etti kadıncağız. Ben hiç seyahatlerimde hanımı hiç aramam. Niye? Yani ararım, aramadan ararım. O ne demek oluyor Yusuf Bey? Nasıl bizim oluyor? Hanımla bir anlaşma yaptık. Diyelim ki ben iş için kalktım, İstanbul'dan Ankara'da gittim. Hemen eve ödemeli bir telefon açarım. Yasef Bey arıyor, kabul ediyor musunuz? Bizim hanım hayır der. Ama anlar ki sağ salim Ankara'da geldim. Telefon paraları hava. Yurt dışından da böyle yapmıyorsun herhalde. Ay yok, yurt dışında imkansız. Yurt dışında sizin odadan arıyorum. Ne? Kısa konuşuyoruz, bir liste var, numara söyler, aynı liste bende de var. Ya canın sağ olsun da liste dedim, benim altım bir liste yazmış. Hepsini alsam 3 tane tırla döneceğim memlekete. Tır tır tır. Mehmet Bey, arkanıza dönmeyin bize. Aklımıza kötü kötü şeyler geliyor. Ya ne biçim laf oğlum bu? Önümüzü dönsek aklınıza iyi şeyler mi gelecek? Kapat. Allah Allah. Ya ne oldu bu kardeşimiz abi ya? Bilmiyorum kardeşim. Hiç böyle değildi bu arkadaşımız ya. Evet. Burada bir şey oldu buna ya. Evet. Hepimize sırt çevirdi, kendinden dövüşüyor, bizimle dövüşüyor ya. Mehmet niye böyle yapıyorsun? Ne demek bu ya? Ne demek ne? Ne demek psikopat ya? Psikopat? Delinin bilimcesi. Ya bugüne bugün burada senin karşında... Memleketinden, yurdundan Irak'ta millet menfaatine çalışmaya gelmiş. Üstelik beyefendinin grubuna girmeye hak kazanmış. Asil, nadir, narin iş adamları var. Ya onu biliyoruz. Ne biliyorsun? Ulan bizim kalplerimiz vatan aşkına çarpıyor be. Gözlerimiz hazineye 3 kuruş döviz kazandırmaktan başka bir şey görmüyor be. Ver kızım şuradan bir gin tonik. Sinir etme lan adamı. Excuse me? Sana demedim. İnsan arkadaşlarıyla ödüyor. Arkadaş icabında kardeşten yakın. Ne dikildi bu karı tepemde ya? İçki senin ya. Niye getirmiyor da duruyor? Anlamadı galiba yabancı. Casustur lan bu. Evet. Ben sinir olurum ama. Ben sinir olurum da. Sizden mi yabancısınız? Strangers in the night. Do you speak English? Yes. Yes, konken. Okay. O zaman ben excuse me diyecektim ki give me please one gin tonic. One gin tonic. Alright, one gin tonic. Alright, one gin tonic, give me please. Merci, very much. Anladın mı şimdi ne diyordum yani? Arkadaş. Allah'ım ya. Gözünü başımıza yine koltuğun altında kaldı. Yaşıyor tamam. Mehmet ne yapıyorsun? Ne oldu sana böyle? Hangi it oğlu it attı o koltuğu kafama? Hiç kimseye çiçek atma. Ben biliyorum işin esasını. Nedir? Bunlar hep yanlış yükleme. Nasıl yanlış yükleme? Hatun geçerken, o güzel hatun geçerken bütün kötü fikirler kafanın bir tarafına yığılıyor tabii. Koca kafa ağır geliyor lan. Lan koca kafa deme. Görmeyip de duyanlar sahih sanacak. Fazıl ona Hasan Bey vardı, onun kafası gibi bir... Lan kırpıtan ufa gidiyor.
Bizim aklımıza böyle şeyler gelmediği için ayakta durabiliyoruz. Bizim aklımızda bir tek şey var. Nedir o? O da bir zafer. Nasıl bir zafer? Ekonomik bir zafer şeyle. Nasıl, nedir o? Victoria. Ne? Victoria ve Victory. Victoria'yor ya. Çok güzel laf ettin Bekir Bey. Biz bugüne bugün burada memleketi teslim ediyoruz be. Nasıl oluyor abi be? Temsil ediyoruz. Temsilen buluşuyoruz. Hep karıştırdım bu lafı Allah kahretsin. Harika berbat ettiniz. Bravo Bekir Bey. Vallahi çok güzel konuştunuz ha. Ya ne de olsa şoven bir ruh taşıyoruz tabii ya. Vallahi heyecanlandırdınız bizi. Bir hoş ettiniz. Sağ olun. Bu heyecan hiç bitmiyor kardeşim. Yani zengin olmakla falan değişmiyor bu. Bugün bando çalsın, bayrak geçsin, ben hala ağlarım be. Ne güzel. Ya Mehmet Bey ayıp oluyor ama. Memlekette de kadın var. Külahıma anlat onu. Bana bunu gerek, bunu. Sağ olasın kızım, thank you. Küçük hanım, silmüple ön minüt plus. Sizi durdurduğum için özür dilerim. Ben de şundan istiyorum. Yahu rahat bırak şu hatunu işini yapsın. Gel benim giriş, bir yudum aldım. Sen bana ne seninkinde? Sen kendi kendine kendininkini kendin iç ya. Allah Allah be. Aa, ne mi canım? Tamam. Arkadaşlar yavruyu tavlamış bulunuyorum. Ulan oğlum hatun nezakete neyle gidiyor? Panamarı kansı mahir. Öyle mi? O zaman şimdi dikkat edin. Efendim ayağım gin tonik. Biri olmaz mı lan? Benim gibi söyle. Gin tonik no öyle. Gin tonik no. Aynısı olmasın, gin tonik no. Ayağım viski. Whiskey. Whiskey. Scotch or Canadian. Canadian whiskey. Yes. Whiskey Canadian. Tamam. Ben sen şimdi viskinin yanında buzdağı istiyorsan peki söyle I am buz. Böyle andırakız istiyorsan çok buzlu peki söyle I am buzdağı. Ben sen şimdi viskinin yanında böyle salatalık istersen nasıl söylersin? I am hıyar. Tamam. Yuvar da hıyar. Sevgili arkadaşlar, herhalde dikkatinizi çekmiştir canım. İngilizceyi fena halde söktüm. Evet, bir İngilizce bu kadar sökülebilir. Pes doğru da ya. Artık bu İngilizcenin dikilmesine imkan yok ya. Senin İngilizcenin şerefine. Tenku. Oh, afiyet olsun. Yarayabilir. Afiyet olsun, oh. Ya dur, boğazımda kaldı, ölecektim. Ne yapıyorsunuz ya? Demin öfkeyle kendimize Müslümanlık ettik, bir cins söyledik, kafama kalkıyorsunuz ya. Mehmetciğim, şaka bir yana. Senin kıza söyle de arkadaşlara drink getirsin. Eski uyuz mu please, again please? Ya senin diyorum kıza söyle de, şaka bir yana. Arkadaşlar drinklerini alsınlar, drink dayım. Ne demek ulan o? Benim kız sizin uşağınız mı be? Ne? Az önce söyleseydiniz ya. Kızcağızın işi gücü yok, size işi mi taşıyacak? Uyuşturucu bağımlısı, alkolik köpekler. Aa, terbiyesiz oldu bu akşam. Senin havalarını enginarlı baklayla yiyeyim. Görüyorsun değil mi ağabey? Kızı müdafaa ediyor. Ulan korkarım sen bir saat sonra bu otelden bu kızın hesabını kesersen. Haydi Kanarya Adaları. Ben bir saate kalmaz bu kıza iki tane otel, üç tane otel satın alırım ben. Geldi, geldi. Bana masrafa girme. Efendim, thank you. Zahmet oldu. Gördünüz mü ne kadar çabuk getirdi arkadaşlar? Biraz normalden fazla çabuk getirdi. Bak bakayım o konyak monyak olmasın lan. Niye lan? Vallahi bu ecnebiler bize her an bir kazık atabilir. Kim be? Bu bağ öyle bir şey yapabilir mi be? Bu hiç olabilir mi ganyak? Manyak. Şerefinize. Hadi bakalım biz de bir şeyler içelim. Nasıl olsa hesaplar Mehmet Bey'de. Ha, Mehmet rüzgünü verir. Rakı olsa iyiydi ama bunlar anlamaz şimdi. Ben de viski içeceğim. Ben de jitonik alayım. Ben martini içeceğim. Yanında bedava zeytin var. Mademazel, one whiskey, one gin tonic and one martini dry double zeytin. Hepsini içtim bitirdim. Aman. Thank you yavrum. Lan gördün mü lan? Fonunu dipledi be. Ha. Ey kurban olduğum Allah'ım, ibreti alem içinde tipler yaratıyorsun ya Rabbel alemin. Yani Mehmet bir aile olsa seni sana göstersem ulan. Niye lan? Teka 124 seferle uçan uçak gibisin be. Ne gibi? Ulan garson kızın arkasından takıldın kaldın öyle heykel gibi. Alıp götürüp bir parka dikecekler kafana, ecde bir güvercinler ezecek lan. Helal olsun o güvercinlere. Sağ $1000 vermezsem namussuzum ulan kız. Eight. Eight. Aha. E
sen şimdi böyle viskiyi çalkam suyu gibi lak 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 içersen $2000 da verirsin. Abimin burnunu da koparırsın. Kim be, ben ayıkken bu kıza $10,000 veririm be. Vallahi sen verirsin kardeş, ben senden şüphelenirim. Çünkü memlekette bütün fabrikaları zarar gösteriyorsun. Aman sen sanki hep kar gösteriyorsun. Utanmasam devlet yardımı alacaksın oğlum. Tabii alacağım. Devletiyle milleti her zaman yardımlaşmalı ben. Biz burada niye bulunuyoruz? Devlete bir yardım olsun diye. Senin gibi hovardalığa gelmedik oğlum. Onun için utanmadan köpek maması, çocuk alt bezi, ıstakoz ithal ediyorsunuz değil mi tereyağı? Ulan benim paraya ihtiyacım mı var? O benim hobim be. Aman hiç hobim. Allah. Geldi henkü tepsiyi bana very very good. Sevgili arkadaşlarım, canım kardeşlerim. Filiz zıkkımlanır. Görüyorsun değil mi Cemşit abi? Evet. Memleketimin 100 karası karıya hizmet ediyor ya. Çekti kafayı. Tekrar tenkü, tekrar zahmet olsun. Zahmet olma? Zahmet olma. Allah, zahmet olmak aval. Siz Türkçe bilmek? Ben Türkçe çat çat biliyor. Yes. Arkadaşlar Türkçeyi çat pat biliyormuş. Ha, iyi oldu bunu bize tercüme ettiğin. Niye? Ulan hasır hepsini Türkçe söyledi zaten, ne konuşuyorsun sen ya? Yapma ya. Ulan ben de ne kadar çabuk anladım diye seviniyordum be. Peki siz Türkçe bilmek olduğuna göre daha önce Türkiye'ye gelmek? Yes, öğrenci dikiş tokuş yapıyor. Baba, öğrenci tokuş tokuş ne oluyor? Ben ilk defa duyuyorum valla. Ulan dur Mehmet, bu şey diyor lan. Neyi? Anarşik olayları kastediyor lan. Yok canım, değildir. Ya galiba onu diyor ya. Öyle mi diyorsunuz? Siz you said ediyorsunuz bize. Before 12 Eylül. Terör. Left öğrenciler, right öğrenciler. Karşılıklı geçiyorlar, kanları çekiyorlar. Mermiyi veriyor, tokuş tokuş dayısı oluyor. Onu mu anlatıyorsunuz? Öğrenci dikiş tokuş. No, no, no. Şimdi öğrenciler dikiş tokuş, no. Şimdi öğrenciler bir kuzu, kuzu. Yayılıyor kuzucuklar hele, yayılıyor kuzucuklar, koşuyorlar, zıplıyorlar. You know kuzu, you know kuzu. Kıvırcık, astragan, astragan ha. Astragan bol mu? Koyun hamile kalıyor, bir tepik pıf pıf yapıyor, astragan oluyor ya. Ha, sizin sheep, sheep, şimdi buldum, tamam. Sheep, bu da bizim sheep keeper. Doğramacı, doğramacı. Yonga çıkarıyor, yonga kuzey mobilya, carr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 
robot. Hiçbir şeye karışmıyorlar artık. Biraz dilleri çıkar gibi oldu muydu haftada 8 intiham? Hepsi leş. Ya Bekir Allah aşkına ya şu güzel kızın kabacığını... Baba. Hı? Öğrenci tokuş tokuş ne oluyor ya? Boyuna bana soruyor, ne bileyim ben ya? Ya bu hayvanla ilgili bir mesele babacığım, senden başka kime sorabilirim ya? Benim hayvanla ne ilişkin var? Niye ya? Sen hayvan beslersin? Ne zaman? Evde. Niye? Şöminenin önünde yerde aslan yatıyor. O boş be. Ha öyle mi? He. Benim bacağımı ısıran kedi miydi o zaman orada? İzin verirseniz ben de fikrimde söyleyeyim. Bu dikiş tokuş dediği değiş tokuş. Yani evet. Öğrenciler arası mübadele. O sebeple geldi Türkiye'de. Mademoiselle. Where are you an exchange student in Turkey? Yes, I was. I've been in Turkey for 1 year. Hey ya, o Aymaz kasap hepir hesap görüşte karı ya. Yusuf Beyciğim. Efendim. Yusuf Beyciğim. Ne var? Bu gidişte bir Türkiye-İsrail savaşına sebep olacaksınız canım. Ne maksatla? Ya adamın maksadı belli, İngilizce konuşsun ya. Ya yavruyu tavladık burada iki kelime konuşacağız diye. Geçti kızın karşısına kalksan falan. Hem çıkı çım çım çıkı çıpın çım. Konuş falan. Değil mi canım? Buyurun bakın nasıl gülüyor. Öküz gibi bakarsan tavlayamazsın diyordunuz. Aha. Ya ben ne bileyim hatunun öküzden anladığını. Aman Allah'ım ne görüyorum. Bu adi adam da bardağın içinden kızı dikiziyor. Yer altı zamparası seni. Dön önüne. Ferdinand Margoslılık verir. Şey için de bir zamparadan derken. Yüz kere söyletmeyin. Bugün yengeniz olur. Yenge? Yenge. Ben biliyorum yenge. Ha? Arasına sokuyorlar sucuk. Aman ulan haberini sırtına vur lan. Arasına sokuyorlar sucuk.
kafasına vur lan. Tövbe adam gidiyor. La ilahe illallah. Abi Solukan abi. Yavaş Allah. Nasıl oluyor kızım? Yengemin arasını alır. Yahu karıştırmayın yengeyi be. Ya ben karıştırmıyorum. Yengem ortalığı karıştırıyor. Rastlandık cinayet çıkar. Ne demek? Bu mahalle çocukların üstüne oldu. Ortada muhakkak bir yanlış anlama var. Bir dakika. Kardeş, güzel kız. Nereden çıkıyor bu sucuk? Yenge de çıkıyor. Ay çok eğlendim bu geldi de gene gel abi. Bir dakika. Gene gel abi. Nasıl çıkıyor? Kaşar peynir oluyor, domates oluyor, ısınmak yapıyor nefis. Cahil herifler. Puh çıkar Allah kahretsin. Ne oluyor ya? Ulan yengen tost yok mu onu söylüyor kız be. Ben iman ettim sen bu İngilizceyi söktün ama. Bura bablayayım. Peki ver büyü yediniz bu tostu in Türkiye'de mi? Ulan böyle boktan gıdalar var. Hangi memlekette oldu? Ya oğlum burada 4 kişisiniz lan. Aranızda poker oynayın, memleketin ekonomik hayatını kurtarın. Bırakın çalışalım biz biraz ya. Tamam çalış. Çocuk hanım, siz daha önce tanımak Türk erkek, Dirhoz, I am Turkish Blackboard. Yo ben erkekim diyeceğim, ben zenciyim diyordum. Black. Yanlış söyledim ben, yanlış söyledim. Düzelt. Düzeltirim. Efendim, I am Turkish window. Door. Yok, I am Turkish, what time is it? Erkek neydi be? Man. Ha? I am Turkish mandizel. Ulan güzeli yok. Ha, I am benzinli. Allah Allah anlamıyormuş gibi bakıyor. Erkek ya erkek. Erkek. Türk erkek çok gentleman. Yes viski getirdiniz şerefe dedik niye? Gentleman olduğumuz için. Sizin erkek çok gentleman. Yes. Ne zaman beraber oturuyor. Ha. Yemek içmek yapıyor. Ha. Ben hemen vermek istiyor. Önünüze bakın. Hiçbir şey yokmuş gibi yapın. Anlaşıldı tamam. Kahpe! Yıkıldı çocuk çaktıra. Ben hemen vermek istiyor. Ama sizin erkek verdirmiyor bana para. Para çok cekirme sizin erkek. Sizin erkek yok yalnız bir gece. Her gece. Ne diyor lan bu? Bana sormayın ben mahvolmuş bir erkeğim ben. Aşka düştüğümün 3. dakikasında ihanete uğramış ilk cumhuriyet çocuğu benim Bekir. Yapma bilemem ha. Bu kız var ya bu kız benden önce muhakkak birkaç kişiyle bir şey yapmıştır istemiyorum. Ya nereden çıkarıyorsun bunu? Kalbim kırıldı yıkıldı arkadaş. Ya kızın da günahına giriyorsun yok böyle bir şey ya. Nereden biliyorsun? Kafanda sıçlıyorsun ya yavru gözünü açtı seni gördü be. Aman al o nasıl oldu? Bak şöyle elde gözleri kula zıttı. Böyle bir open eyes seni gördü aman eyes so you diyor. Kim ulan dedim Mehmet dedi. Nasıl Mehmet dedim? İnce Mehmet dedi. Şükür Allah'ıma. Maşallah her gece yapıyorsun erkek masraf. Aman masraf dediğin nedir be canım be. Bugün sen ısmarlarsın yarın ben senden içerim. İkisi aynı lan. Masraf dediğin nedir ki be? Maksat muhabbet olsun. He vallahi Allah'ım Mehmet ne adamsın be. Benim de kanıma şeytanı düşürdüm. Demi ya. Gerçekten abi benim de canım karı çekti be. Tamam oğlum. Ha, gazeteci de yok yapalım mı burada? Hadi bir ne diyorsunuz beyler birazdan Mr. William gelecek. Canımız karı çekti dedi gerçek değil. Sözleşmeler anlaşmalar. Ya onu nasıl olsa yaparız önce şunlara Türk'ün gücünü bir ispatlayalım be. Helal olsun Bekir. Follow my popo, live your life. Bu ne lan? Yani takıl dışıma hayatını yaşa. Yengen olur bugüne bugün geç. Açık bir şekilde söyle utanılacak tarafı yok bunun. Tabii ya. Evet. Yengeciğim bize karı bul. Allah kahretsin. Ulan o kadar samimi söyledim daha. Yani ya. Arkadaşlar yani affedersiniz ama bir insanın cahil arkadaşı olması çok kötü. En azından ilkokul mezunu olmalı ya. Ben onu affetmişsin ben ilkokulun birinci sınıfını 7 sene okumuş adamım be. Daha okuyacaktım da hoca öldü. Hoca kendi kendine mi öldü? Senin yüzünden intihar etti ulan. Evet. Ben evet diyor ya. İngilizce söyleyeceğim oğlum. Ben İngilizce sonra kendi gayretimle öğrendim. Kendi gayretinle sonradan öğrendiğin İngilizceyi söyle. Excuse me. We want gönül falan. For food. Anladım. Şimdi anladım. Tamam madem anladın kafta gel kuyukli. For woman. Sevgili arkadaşlar. Ha. Kız gittiği için rahatça söyleyebilirim. Şu andan itibaren işin sonuna kadar bütün masraflar benden.
O zaman ben de varım. Ulan bu adamın fedakarlığı beni bir gün öldürecek Allah'tan. Aman Allah'ım geliyorlar. Nasıl mıydı bunlar be? Vay ulan gel de bu ecnebilere dukta etme be. Ne organize millet be. Nöbetçi orospu bulunduruyor be. Çocuklar belki küçük lan. İyi idare et işte. Vallahi küçük kız bu lan. Ya dalyan gibi karları aldınız orada bu Sübyan ulan. Sen Sübyan? Yusufyan? Ha soru şekli. Yusufyansın mı? You don't understand me. I know. Because I can't speak perfect English. Maybe I speak little little. Maybe Tarzanca. You know Tarzan? Sizin John Reis Müller gibi konuşurum diyorum ancak. Yani I mean, demek Sübyan. In Turkish language'de demek Sübyan. In English language'de sinonim oluyor small girl. Ya yeah, you know small girl baby. Ya yeah, buraya kadar tamam. Yeah, everything is okay. Okay. Okay da bundan sonra shit. Yani günah ulan günah günah anladın mı olmaz. Allah fena yapar adamı. Allah adamı taş yapar. Gold, gold, make, boom. Look at me, what happened to me? Yeah, stone man. Heykel. Heykel oldum, heykel. Ya şimdi burada şiti şitine heykel kalmayalım, tamam mı? Uy, dur lan. Aklıma bir şey geldi be. New idea come at sit down please on the chair. Yes, ayaklar yere değiyor abi, tamam ulan. Olur mu? Olur, olur. Tamam, tamam. Şey yani, stand up, stand up please. And then, sit down my knees. My knees. Ulan what is this? It is a knees. Şimdi biz, this to this. Böyle eyes to eyes. Böyle face to face. Böyle hand to hand. Mehmet, bizim mesleğe vurun. Sen dedim vurun. Look at me. What happened to me? Come here, sit down please. Are you sleeping? Are you sleeping, brother John? Morning bells are ringing, ding dong dong. Benim var vazife. Excuse me. Lan ne oldu lan? Neden kıza? Neden gidiyorsun? Aşka düştüm oldum deli. O da çıktı vazifeli. Ya tamam bir daha iyi seyahat efe sana. Aman beyler Mr. William geldi. Ya bırak Allah aşkına ben bulmuş gene bu kadar da mı? Kim bakar senin Mr. William'ı? Günlerde çok korkuyorum Aziz'im. Zira etrafımızda itimada şayan kimse kalmadı. Hakkı haliniz var efendim. Mafya, Süfenka, din dostlarımızın bile bir kısmı jurnalci çıktılar. Evet, evet, evet. Saraya yaranabilmek için her vesileyle ihbarda bulunanlar çoğaldı. Evet. Yani korkmamak elde değil. Bir Allah kas kaldı düşüyordum ya. Aman dikkat edin, etraf ziyadesiyle karanlık. Bu gecede hiç yıldız yok. Aman efendim, aman efendim, ne aman efendim. Bir duyan olur maazallah. Hiç öyle apaşık ya yıldız denir mi? Aman doğru doğru yıldız sarayını kastettin diye adamı götürüverirler maazallah. Ah ah bu korkuyla nasıl yaşayacağız meçhul. Yok yok böyle bir kabusun yaşamak mümkün. Allah kabul etsin. Amin efendim. Vallahi azizim şu mehtarların arasına duhul edip bu korkulardan kurtulmak en iyisi galiba. Ha, tövbe deyin tövbe deyin o nasıl söz? O ne öyle be? Ne o? Mil pardon. Tövbe estağfurullah. Ne oldu cancağızım? Şu kabristandan doğru sanki beyaz bir gölge geçti. Ay gülmeyin çok korktum billahi. Korkmayın efendim korkmayın. Öyle mi demek? Her ne kadar bu civarda hortlak şayası mevcutsa da
Bunların hepsi salsadadan ibaret şeyler değil mi bey birader? Elbette değil mi? Her akşam mezarlığın yanından geçer gideriz. Hiç böyle bir hadiseye şahit olmamıştık. Efendim jurnal hafiye filan derken içimize bir korku düştü anlaşılan. Hakkı haliniz var efendim. Evet. Ortakta neymiş? Gece olduğuna göre artık ortalığa çıkabiliriz. Çıkalım mı? Geleni geçeni korkutup dalgamızı geçelim. Ya benim anlamadığım bir şey var. Bu canlılar niye gündüzleri korkmuyorlar, bizden de yalnızca geceleri korkuyorlar? Geceler karanlık olur da ondan. Evet. Gece ne çıkıcı belli olmaz. Doğru. Korkmak çıkabilir mesela bizim gibi. Tebrik ederim seni sevimli şey. Teşekkür ederim de canlılar bizi pek sevimli bulmuyorlar nedense. Aman bakma kafana, hayattayken bir şey olamadık ama öldükten sonra bak şansımız açıldı. Vay be. Vay be! Bu hiç aklıma gelmemişti biliyor musun? Olabilir, normaldir çünkü hortlaklar da ikiye ayrılırlar. Geri zekalı hortlaklar, ileri zekalı hortlaklar. İleri zekalı hortlaklar genellikle uzun boylu ve sakallı olurlar. Geri zekalı hortlaklar kısa boylu ve çatıktırlar, şöyle dururlar. Beni mi kastediyorsun? Ne var ki geri zekalı hortlakların da zaman zaman akıllandıkları görülür. Allah! Ne oluyor? Bir ses duydum, hortlak geliyor sandım, korktum. Biz zaten hortlakız. Onlar bizden korkacak. O zaman gel korkutalım, yaklaşıyorlar galiba. Velhasıl azizim, etrafımız hafiye dolu. Hayır. Yani Osmanlı'nın en bahtsız günlerinde yaşıyoruz. Ya. İnsan bu korkuyla nasıl yaşar değil mi efendim? İnsan... Arkanızı... Allah! Allah! Destur olun. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Ne biçim korktular ama? O kısa boylu olan var ya, korkudan besmele ile kazasla oynadı. Birileri geliyor galiba. Gel lan gel. Gel öldüm bittim yorgunluktan. Ben de abi. Şurada azıcık oturup soluklanalım, ayaklarıma siyah sular indi lan. Oh. Bana bak be. He. Şu İsmet Paşa iyi hoşta. Koyun içinde o vergi memurlarını görmüyor muyum? Korkudan kalbim ha böyle kut kut atıyor. Korkacaksın tabii. Korkuyorum. Vergini ödemedin miydi? Adam alıp yol inşaatında çalıştırıyorlar. Cendermenin de ayağı da cabası. Lan bu hükümetin işi derdi köylüye her daim korkutmak mı böyle ya? Yavaş lan serseri, bir duyan olur. Salak mısın nesin be? Aman abi be, kim duyacak? Arkamız mezarlık, duysa duysa ölüler duyar. Sen he, duysa duysa ölüler. Ne oldu abi? Abi hortlak mı lan? Evet hortlak. Ne yapacağız abi? Elinin körünü yapacağız. İyi halt ettin, hükümattan konuştuk. Amma korktular ha, iyi mi? İyi tabii. İyi iyi. İnsanların içinde bu korku olmasa bu dünyayı idare etmek kolay mı? Abi bize bile bu dünyadan, biz öbür dünyalıyız ya. Evet ama bazı uyanıklar bu dünyayı idare etmek için hep öbür dünyadan faydalanırlar. Efendi, demokratlar geldi diye evimizden barkımızdan olacağız. Sus hanım sus. Şu istimlakler başladığından beri korkudan gözüme uyku girmiyor. Caddelerini genişleteceğiz diye bütün evleri, apartmanları çatırçısız yıkıyorlar. Ay, onu diyorum ya. Hiçbir devirde bu kadar korkmamıştık. Evet. Vallahi evimizden barkımızdan olacağız. Her tarafı yıkıyorlar anacığım. Ne yaparsın hanımcığım, İstanbul'un nüfusu 1 milyonu aştı. Tabii aşar. Anadolu'dan dolmaya başladılar. Bir yandan nüfus artıyor, bir yandan evleri yıkıyorlar. Annem Menderes ne demiş? Her mahalleden 1 milyoner yetiştireceğiz. Küçük Amerika olacağız demiş. Bana kalırsa hanımcığım gidelim şu vatan cephesine, kaydımızı yaptıralım. Bakarsın evimizi yıkılmaktan kurtarırız. He? Radyo her gün cayır cayır bağırıyor. Evet. Üsküdar'dan Halecani, Erenköy'den bütün mahalle. Yalan yalan. Ay çok korkuyorum. Canım o kadar da korkma, hortlak görmüş gibi yahu. Ne korkması, ben arkama bak. Ne var arkamda? Allah! Hortlak bunlar. Ben sana demedim mi hükümetin işine karışma diye. Koşuyorum, koşuyorum. Çabuk çabuk koş. Daha nasıl koşayım? Yıldırım gibi geliyorum işte. Adama bak ne biçim koştu ha. Uçtu uçtu. Hortlak görmüşten beter oldular. Abi affedersin ama biz zaten hortlağız. Biliyor musun senden hiçbir şey saklanmıyor. Efendim? Akıl küpü bir hortlaktır. Ha, akıl dedin de aklıma takıldı. Burası tenha, burada durmayalım. Çıkalım caddeye, eczanenin önünde duralım. Oradan daha çok insan korkuturuz, daha çok güleriz. Dur mu orası aydınlık? Evet. Hortlaklar aydınlıkta fark edilmez ya. Bir hortlak çıkmak için karanlığı bekler mutlak. Bu politik bir laf galiba. Biraz. Yetti be abi be. Önce Adalet Parti döneminde kıratın kuyruğuna yapışmadık diye korktum. Evet. Her yerlere adamlarını yerleştirmişler. İşimizden olmayalım dedik. Sonra... Koalisyon yaptılar hocayla. Bu defa da iş yerinde abdest almıyoruz, namaz kılmıyoruz diye korktum.
Ama bu seferki can korkusu be. Çok haklısın vallahi. Akşamları işten eve dönerken aklım çeyime karışıyor. Benim de. Hani biri karşıma çıksa da sağcı mısın solcu musun diye sorsa ne cevap vereceğim? Ben? Bir dakika teyzeciğim. Nereden bilirim karşımdaki genç sağcı mı solcu mu değil mi kardeşim? Yapma, ne oluyor ya? Hadi yürü abi yürü. Ne oluyor abi? Bana bakınca bir şey olmuyor. Seni gösteriyorum önleri patlıyor. Ay bu hoplaklık ne kadar keyifli bir şey. Önüne geleni korkutuyoruz. Herkes de bizden korkuyor. Her devirde de bizden korkuyorlar. Ama şimdi devir değişti. Şimdi devir liberal devir. Bakalım bunlar korkacak mı? Bunların ötlerini bile patlatacağız merak etme gel. Yok kardeşim yok böyle giderse resmen aç kalacağız. Şerefsizim korkmaya başladım ben. Yılbaşına kadar etin kilosu 10.000 lira olacakmış diyorlar. Dün eti vitrinde bile göremeyenler bugün 10.000 liradan yiyorlar ama ne haber? Kiralara dur diyen yok. Ayol eskiden bu paraya ev alınırdı. Ha. Konutuna kredisi veriyorlar ya hiç olmazsa kira gibi ödeyip ev sahibi olabiliyorsun. Belediyede rüşvetsiz bir alt yapılmıyor. Aa belediyelere laf yok. Bak İstanbul'u yeniden yapıyorlar. Son zamanlarda Halic'e gittiniz mi? Hayali ihracat diye milyarları kaçırıyorlar. Sonra benim 40.000 lira borcum var diye maliyeden eve haciz geliyor. Hop hop hayali ihracatı bunlar mı başlattı? Konuşturmayın beni şimdi. Mobilya diye SUMT'a gönderenden unutmadık. Bir hileli iflas numarası yapıyorlar. Devletin milyarlarını ceplerine indiriyorlar. İthalatı serbest bıraktılar kaçakçılık önlendi. Ama hırsızlar dolandırıcılar sardı ortalığı. Yok yok ne ararsan var eskiden yağ bulamıyorduk benzin bulamıyorduk. Aslında beraber fuhuş da artlama ne haber? Köprü senedi aldık akmasa da damlıyor. Mahvolduk ulan mahvolduk. Yaşadık ulan yaşadık. Mahvolduk ulan mahvolduk. Korkmadılar. Yaşadık ulan yaşadık. Biz hortlakız. Hadi. Öylesine sararmış ki korkudan yüzler. İşsizlik korkusu, açlık korkusu, gelecek korkusu. Hortlaktan korkacak hal mi kalmış? Herkeste bir yaşama korkusu. Gülmeyi unutmuş hepsi, yaşayan ölüye dönmüş. Geçim derdine düşmüşler, gözlerinin teri sönmüş. Gelecek kaygısı sarmış, korkudan sararmış yüzler. Seçim derdine düşmüşler, başka bir şey göremezler. Hepsini hayatı kayıp, umutsuzca yaşamaktan. Aç kalma korkusu varken, kim korkar iki hortlaktan? Kim korkar iki hortlaktan? Kim korkar? Kim korkar iki hortlaktan? Kim korkar iki hortlaktan? Kim korkar? Kim korkar? Kim korkar iki hortlaktan? Yaşayanlar bakarsın, bir gülmez.
Efendim ben rüya yorumcusuyum. Gece herkes bir sürü rüya görür. Sonra sabahleyin kalkıp bunları bizim gazeteye yazarlar. Rüyalarının anlamını sorarlar. Her gün yüzlerce mektup. Tabii onların rüyalarını yorumlayacağım diye benim uykularım kaçar. Ama nedense rüyalarının anlamını pek merak ederler. Rüyalar da rüya olsa. İşte bunlardan biri. Hayırdır inşallah. Dün gece rüyamda halamın kızıyla birlikte fermuar almaya gidiyoruz. Güya bana etek dikecekmişiz. Tam manifaturacının kapısında Ekrem'e rastlıyoruz. Ekrem askerden gelmiş. Çıkartıp sağ elime bir alyans takıyor. O sırada içime bir kurbağa kaçıyor. Kurbağa içinde zıpladıkça halamın kızı, bak kalbin nasıl atıyor, çok heyecanlandım diyor. Ben kurbağayı çıkartıp Ekrem'e veriyorum. Ekrem de fermuarını açıyor. Boşuna masraf etmeyin, benim fermuarımı kullanın diyor. Çok kızıyorum, alyansı geri veriyorum. Sonra yemyeşil bir çayırda yürüyorum. Acaba bu rüya ne demek oluyor? Şimdi o fermuarın bir fonksiyonu yok. Görülse de olur, görülmese de. Ama yeşil önemli. Heh. Yeşil Murat'tır. Ay. Kırmızı Anadolu. Altın yüzeye gelince altın rahata çıktığına yahut da altının açıkta kaldığına delalet eder. Senin rüyanın yorumu burada biter. Teessüf ediyorum. Olur. İçin Balıkesir'e gitmişim. Birden karşıma nur yüzlü bir bey amca çıkıyor. Kızım sen kolonya almak istiyorsan Balıkesir'e değil Bandırma'ya git diyor. Ben de minibüs beklemeye başlıyorum. Ay bir bekliyorum, bir bekliyorum, bir bekliyorum. Minibüs gelmiyor. Birden önümde bir jet uçağı duruyor. İçinden uzun boylu, yakışıklı, mavi gözlü geçen yaz Ayvalık'ta karşılaştığım pilot Hüseymen İsmet Kanat inmez mi? Beni uçağa buyur ediyor. Ben uçağa biniyorum. Havalanıyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz, uçuyoruz falan filan. İşte oraları öyle. Bir ara camdan aşağı bakıyorum. Aa, Bandırma'yı geçtik, Erde'ye geldik diyorum. O da dönüp bana sen Erde'ye değil, Gerde'ye girmek istiyorsun Cavidan demez mi? Mutluluktan bir uçuyorum, bir uçuyorum, bir uçuyorum. Yataktan düşmüşüm. Ay beyefendiciğim çok rica etsem bu rüyayı bana şey der misiniz? Size bir kısmet var. Evet. Belki de pilot İsmet var. Çok sevinçli bir haber alacaksınız. Jet gördüğünüze göre de mutluluktan uçacaksınız. İşte oraları öyle. Çok yakında nikah var demeyi çok isterdik ama hiçbir alt yok. Böyle sıradan adi zavallı bir rüya. Zaten ne demişler? Balıkesir Bandırma böyle rüyaları aldırma. Sayın yorumcu, ben rüyamda sevdiğim kızı yanında yabancı bir erkekle mısırcıdan kaynamış mısır alıp yerken görüyorum. Tabii buna çok bozuluyorum, hemen gidip iki tane patlatıyorum. Ben patlatınca kaynamış mısırlar kaynamış patlamış mısır oluyor. Tam bu sırada sevdiğim kızın yanındaki yabancı erkek mısır kazanın içine düşüp kayboluyor. Ben hemen maşayı kapıp kazanı karıştırmaya başlıyorum. Fakat içinden başka herif çıkartıyorum. Bu herifi görünce benim kız ağlamaya başlıyor. Bu benim ilk sevgilimdi, sen onu dibe batır demin düşeni çıkart diyor. Hadi onunla uğraşırken bu sefer sevdiğim kızı mısırcıyla sarmaş dolaş görüyorum. Abi tam bu sırada uyanmışım işte. Yani bu rüyanın çok tesirinde kaldım. Acaba yarın gidip sevdiğim kızı öldürüp geleyim mi? Acele rüyamı yorumla abi. Baş üstüne manyakçım. Sağ ol abi. Kazan bakışma, leğen tanışma, tencere buluşma, sürahi konuşma, fincanda aşk demek oluyor. Bir de hamantası var, onun bunlarla hiç bilgisi yok. Seninki kazan olduğuna göre artık durmadan bakışırsınız. Rüyada mısır görmeye gelince, rüyasında mısır gören uyanınca Suriye'yi görür. Ne biçim rüya lan bu, suyuş? Ben de anlamadım abi. Sen manyak. Efendim hayırdır inşallah. Geçenlerde bir rüya görüyorum. Rüyamda anayasamızın geçici 4. maddesi kaldırılmış. Yapılmakta olan seçimlere ben denizde katılmaktaymış. Yemyeşil meydanlarda seçim nutukları atıyorum.
Daha sizi gidi faizciler der demez meydandan başbakan nidaları yükseliyor. Nidalar arş-ı alaya çıkıyor. Arş-ı aladan ebabil kuşları iniyor. Her birinin minik gagasında bir lokma kadayıf. Kuşlar kadayıfleri aziz ve mümin din kardeşlerime ikram ediyor. Kadayıf'ten taam eden din kardeşim havalanıyor. Kadayıf'ten taam eden din kardeşim havalanıyor. Ben denizde bir tane istirham ediyorum, taam ediyorum, uçamıyorum. Adeta beni bacaklarımdan aşağı çeken bir şey var. Nedir bu diyorum aman, bir de bakıyorum Bedrettin Dalan. Ellerimi kaldırıp yalvarıyorum ilahi ya Rabbi bir mucize halket der demez. Bir tarafımdan Vehbi Dinçerler, bir tarafımdan Mehmet Keçeciler geliyorlar. Hep beraber havalanıyoruz. Aziz tabirci kardeşim rüyada uçmak ne demektir? Önce şunu söyleyeyim hocam, siz uyanıkken bile uçtuğunuz için uyurken haydi haydi uçarsınız. Rüyada kalabalık görmek, kavanozda alabalık görmek anlamına geliyor. Rüyasında kadayıf yiyen de gerçekte ayvayı yer. Çünkü kadayıf ağır bir tatlıdır, gece yenirse insan rahatsız olur. Gördüğünüz rüya gerçekleşirse bu milletin hali ne olur? Sevgili vatandaşlarım, rüya görmek her vatandaş hak. Vatandaşın elinden rüya görmek hakkını alırsanız geriye bir şey kalmaz. Geçen akşam bir rüya gördüm, hayırdır inşallah. Rüyamda yasaklar kaldırılmış, yasaklar kaldırılmış. Parlamenter demokrasi bir sınırlı geçerli hale gelmiş. Büyük partimiz genel seçimlerde eşit çoğunluk sağlamış. Kutsal görev bendenize tevdi edilmiş. Bu zaten hep böyle olmuş. Bu zaten hep böyle olmuş. Biz görev istemeyiz. Görev bize verilir. Başbakan olur olmaz hemen icraata başlıyorum. Eline kalem alıp televizyonda gözükmekle icraat olmaz. Vitrinlere Avrupa mal yığmakla fakir fukaranın karnı doymaz. Şort giyip şıpıdık terlikle denize girmekle demokrasi gelmez. Ya ne gelir? Ben gelirim. Gel derler gelirim, git derler giderim. Mesela bunlar. Mesela açıktır, mesela ortadadır. Biz bunlara alışıyoruz. Bir sabah erken kalkarız, radyoyu açarız, bakarız, maçlar çalıyor, basar gideriz. Rüyamda başbakan olarak, elimde bir takım önemli projeler, Büyük Millet Meclisi'nde hükümet programını okuyorum. Sen kulluklu adamlar üstüme saldırıp elimdeki projeyi kapmaya çalışıyorlar. Elimdeki proje GAP projesidir. GAP'ı kaptırmam. GAP projesi bizatihi bana aittir. GAP'ı kaptırmam. Daha evvel de köprü yaptım, başkaları GAP'ta açtı bu defa yağmaya. Üstünde GAP yazıyor diye kapanla kaçamışım. Sabahleyin erken uyanmışım. Sevgili tabirci kardeşim, bu muhteşem rüyamı tabir eder misiniz? Efendim, rüyada sineyi millete dönmek, gerçekte geçmişe dönmek anlamına geliyor. Geçmişe dönüp de neler yaptığını hatırlayan biri böyle bir rüya görmemesi gerektiğini de bilir. Geceler rüya görmekle aşınmaz. Ama kalburla da su taşınmaz.